Sevgili katılımcılar ve değerli kardeşlerim, bugün Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği'nin düzenlediği 3. menopoz toplantısına hepinize hoş geldiniz diyerek başlayacağım. Bugünkü webinarımızda Sayın Sezai Şahmay Hoca ile beraber yönetmeye çalışacağız. Birazdan kendisine söz vereceğim. Bugün halk arasında menopoz dönemi olarak bilinen klimakteryumun da tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Tedavi bildiğiniz gibi en çok üzerinde konuşulan, tartışılan, dedikoduları yapılan, fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa yanlış bilgilerle yönlendirilen ve bazı doktorların da menopozda tedaviye lüzum yok, evine git dediklerini duyduğumuz bir olay. Onun için bugünkü konuşmacılarımızla beraber sizlere bunu doğal bir fizyolojik olan olayda tedavi veyahut tedaviyle beraber nelerin yapılması lazım geldiğini sizlere açıklamaya çalışacağız. Bu konuda 3 tane konuşmacımız var. Birincisi Sayın Engin Oral. İkincisi Sayın Hakan Seyizoğlu, üçüncüsü de Sayın Fatih Durmuşoğlu kardeşlerimiz konuşacaklar. Haziran ayında 3 tane webinar düzenledik. Menopoz Osteoporoz, Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği olarak diye. Artık ama bundan sonraki webinarlarda bizler konuşmayacağız. Yurt dışından 3 tane konuşmacımız var. Bu 3 konuşmacı konusunda Sezai Bey sizlere açıklama yapacaklar. Birincisi 8 Haziran'da, ikincisi 15 gün arayla devam edecek, üçüncüsü de 15 gün arayla 3 tane webinar yapacağız. Sonra da yaz tatiline gireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben Sayın Sezai kardeşime konuşmayı bırakıyorum. Söz sizin Sezai Bey. Teşekkür ederim Erdoğan Hocam. Hem derneğin kurucu başkanı hem de başkanıyla birlikte aynı oturumu paylaşmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli konuşmacılarım da ayrı bir değerli kardeşlerim. Onlar için bir konuyu açıklığa kavuşturmak lazım diye düşündüm Erdoğan abi. Çünkü endüstri ilgisiz olduğu zaman sanki endüstrinin ilgi duymadığı alanlar ihmal edilmiş gibi oluyor. Halbuki bizim dernek olarak ortaya çıkmamızın ve bu işlere sarılmamızın nedeni menopoz gerçeğinin devam ediyor olması ve birçok insanın çok mağdur ve şikayetçi olup fakat bu konunun çok üzerinde durulmaması dernek olarak bizi harekete geçirdi. Az önce söylediğiniz gibi biz ilk başta kurucu üyeler ve bu işe çok emek vermiş olan arkadaşlarımızla konuşmaları paylaştık. Ama bundan sonra hiç biz konuşmayacağız bundan sonra dediğiniz gibi. Bu konuşmama şeyden sonra başlayacak. Bu önümüzdeki 3 webinarla. Bu 3 webinarın ortak başlığı postmenopozal üregenital sendrom. Bu çok üzerinde durulan bir konu, durulması gereken bir konu. Birçok insan bunun menopozla ilgisi olmadığını da düşünerek doktora şikayetlerini de dile getiremiyor. Ama bizim bunu sorduğumuz zaman hepsinde bir problemle karşılaşıyoruz. Menopoz deyince akla hep ateş basması, terleme vesaire geliyor. Halbuki bunlar da ön planda. Bunlardan birincisi üriner sistem atrofisi. Üriner sistemle ilgili sorunlar konuşulacak ilk webinarımızda 8 Haziran'da. Yabancı konuşmacılardan Faustina Perez Lopez var bu webinarda. İkinci webinar genital atrofi ve genital sistemle ilgili şikayetleri dile getirecek olan bir webinar. Burada da Tommaso Smocini konuşacak, iki konuşma yapacak bu konuda. Bu da 22 Haziran'da olacak. Yine Erdoğan abinin söylediği gibi 15 gün arayla en sonda 6 Temmuz'da birçoğumuzun tanıdığı İtalyan Nappi, Rosella Nappi, uzun yıllardır cinsel fonksiyonla çalışan bir meslektaşımız ve bu konuda çok deneyimleri olan bir insan. O da iki konuşmayla webinara katılacak ve biz bu şekilde yaz sezonunu
tamamlamış olacağız ve yeni sezon hazırlıklarına başlamış olacağız. Onları ifade etmek istedim. Şu anda bugünkü webinarı başlatmak üzere sözü Erdoğan Hoca'ya tekrar bırakmak istiyorum. Bugün buraya başkanlık yapıyor. Bana verilen konu tedavide kullanılan hormonların tipleri, verilme şekilleri, metabolizmaları. Bir temel konu konuşacağım. Hepimizin bilmesi gereken, bu işle uğraşan herkesin, üreme tıbbıyla uğraşan herkesin bilmesi gereken konuları bir kez daha hatırlatmak isteyeceğim. Şimdi 3 tane kaynak var. Özellikle genç arkadaşlarım, kaç kişi genç izliyor bilmiyorum ama uzman ve asistan arkadaşlarım için. Bir Spirof'un son baskısı, bir Yen son baskısı, Yen Yafen'in baskısı, bir de UpToDate'de gerçekten bu konuların, benim anlatacağım konuların güzel bir özeti söz konusu. Şimdi ne anlatacağız bu akşam? Progesteron anlatacağız, östrojen ve androjen. Klasik şemamızı bir hatırlayalım. Tıp fakültesi günlerimizden. Biliyorsunuz kolesterol 27 karbon, 21 karbon progesteron oluyor, 19 karbon androjen oluyor, 18 karbon da östrojen oluyor bildiğiniz gibi. Testosteron, androstenedron öncü hormonlar. İki tane enzim var bilmemiz gereken. Bir tanesi testosteron ve androstenedron androjenleri östrojenlere dönüştüren hormonları dönüştüren enzimler. Bunlar aromataz enzim biliyorsunuz. Bir de androjenlerin kendi arasında ve östrojenlerin kendi arasında rol oynayan 17 beta hidroksidehidrojenaz var. İşte bu kaskatla, bu döngüyle bütün vücutta östrojen ve androjen arasında bir alışveriş oluyor. Peki bunlar nasıl bağlanıyorlar? Bir insana bakarsak reseptörlere, biliyoruz hepimiz de, tekrarlayalım. Östrojen reseptörü alfa beta var biliyorsunuz. Progesteron uzun yıllar A ve B idi, bir de C eklendi son zamanlarda. Bir de androjen reseptörü söz konusu. Bunlarla etkinlik sağlanıyor. Şimdi bu Spirof'tan çok güzel bu konuyu hazırlarken bir kez daha baktım. Östrojen biliyorsunuz 3 tane östrojen var, birazdan değineceğim. Burada östriyol önemli. Östriyol aslında overin bir ürünü değil. Bu önemli bir şey. Biliyorsunuz ki östron ve östradiolün metaboliti. Bunu bilmek lazım. Birincisi bu. Progesteron biliyorsunuz gebe olmayan kadınlarda bir periferi konversiyonu yok. Yani androjen gibi ve östrojen gibi değil. Adrenal ve overden salgılanıyor. Adrenal salımı çok çok düşük. Aslında overden salgılanıyor biliyorsunuz. Şu güzel bir laf. Progestin is not an östrojen antagonist. Çok çok doğru. Progestin tam bir antagonist değil. Aslında östrojenin vücuttaki etkilerini modifiye ediyor. Yani östrojen reseptörlerine dayanarak modifiye ediyor. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi biraz daha menopoza doğru gelelim. Menopozal transition'da, yani perimenopoz ve menopozda menopoz öncesinde ne oluyor? Görüyorsunuz FSH ve LH bildiğiniz gibi artıyor. FSH 90'lara çıkıyor. Aslında postmenopoz dönemde LH 40'lara çıkıyor. Östradiol azalmaya başlıyor 40'lı yaşların sonunda. Östradioldeki azalma, yani E2'deki azalma daha fazla. Östron, yani E1'deki azalma daha az, gördüğünüz gibi menopoz döneminde. Biraz daha yakınlaşırsak gene, menopoz yıllarının tam bu yıllara gelirsek, yani artı eksi 2-4 yıla gelirsek, burada gördüğünüz gibi FSH özellikle 3. yıldan itibaren, 2. yıldan itibaren artmaya başlıyor. Son adete göre bakarsak, 0 dersek. Yine aynı şekilde tam o zamanlarda ise, benzer anlarda ise bildiğiniz gibi östrojen azalmaya başlıyor. Şimdi demin de söyledim, tekrarlamakta fayda var. Menopozdaki en önemli şey E2 ve E1'in azalması. Ne kadar azalıyor? Bu değer yaklaşık 15 pikogram civarına tekabül ediyor. Eğer kanda bakarsak, eğer kişi cerrahi menopoza girmişse 10 hatta 5'e iniyor. 5 pikograma iniyor. E1, yani östrona bakarsak 30'lar civarında. Eğer kişi tombulsa, yani biraz kilosu fazlaysa, biliyorsunuz aromatizasyondan dolayı bunlarda östron biraz daha fazla oluyor menopozdaki hastalarda.
Bakalım şimdi gene duruma. Nedir acaba menopoz öncesi, menopoz sonrası? Bakın östradiol ciddi olarak azalıyor. Östron da azalıyor ama daha az azalıyor. Testosteron neredeyse benzer gibi çok az azalıyor. Androstenedion yarı yarıya azalıyor. Bunu biliyoruz. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman, yani şuraya gördüğümüz zaman, bakın cerrahi menopoz bilateral ovaryal almış kadınlarda görüyorsunuz. Tüm hormonlar neredeyse yok denecek kadar az. Bütün androjenler çok çok az salgılanıyor. Östrojen de çok çok az salgılanıyor. Peki progesterona bakalım. Progesteronu ölçelim mi? Progesteron ölçülmesi çok mantıklı değil. Tavsiye edilmiyor. Menopozdan sonra zaten değer 1'in altına düşüyor. Biliyorsunuz yaklaşık foliküler fazda 1,5 civarında. Daha sonra da ovülasyondan sonra da bildiğiniz gibi artıyor. Peki bunları niye konuşuyoruz? Çünkü biliyorsunuz birazdan Hakan Hoca anlatacak endikasyonlarımız var. Yani FDA'nin onayladığı vazomotor semptom, kemik erimesi, genitorinal semptom, bir de erken menopoz, bu konularda endikasyon söz konusu. Türkiye'de hangi menopoz ilaçları var diye bir güncel bakalım dedik. Bakın şu soldakiler gördüğünüz gibi östrodiol içeren ilaçlar. Östrefem, Estrava, Estradem, Klimare, Vagifem, Femijel diye ilaçlarımız var. Bunlar da östrojen plus, östriol var biliyorsunuz. Trisequens, Activelle ve Clivegeste Neta yanında, östrodiolun yanında. Klimenin yanında spotron acetat var. Angelin yanında içinde drospironon var. Divina'da ise MPA var bildiğiniz gibi. Peki hangi progesteronlara bakarsak Türkiye'de? HRT için mikronize progesteron var, progestan var, tarlusal var, MPA, dufaston, didegesteron, neta, primolit ve bildiğiniz gibi LNG salgılayan rahimi çağlaş Milena var. Livial, tibolon içerik biliyorsunuz. Birazdan değineceğim, az bildiğimiz bir konu, tartışmalı bir konu. Testosteron, benim bulabildiğim iki tane şey var Türkiye'de. Bir ampulü var, bir de testogeli var, testosteron içeren. Şimdi bir slide'de bunu değinmek lazım. Erken menopoz, premature ovarian insufficiency veya POF ne derseniz, buradaki tedaviye bakarsak sevgili hocalar ve meslektaşlarım, iki türlü ilaç kullanıyoruz. Östrojen ve progesteron kullanıyoruz. Daha çok tercih edilen burada 17 beta östradiol. Continuous sequential derseniz, çoğunlukla bu olgularda biz sequential tercih ediyoruz ilk yıllarda özellikle. Fakat bu önemli. Bunlarda biraz daha fazla veriyoruz. Yani standart dozu biraz aşmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlarda ciddi olarak semptomlar daha fazla olduğu için 200 mikrogram veya progesteron kullanacaksanız veya MPA kullanacaksanız, ki çok günümüzde tercih etmiyoruz, birazdan değineceğim, 10 mg tercih ediliyor ve mutlaka 12 gün tercih ediliyor. Şimdi nedir? Biraz içine girelim artık tedavi araçlarımıza. Sistemik yapabiliyoruz. Eğer uterusu alınmışsa sadece östrojen, uterusu alınmış olmasına rağmen endometrium kanseri ve endometriyoziz bunun istisnai durumunu oluşturuyor. Bunlar da östrojen artı progesteron beraber veriyoruz. Eğer doğal menopoza girmiş olgularda ise östrojen ve progesteron veriyoruz. Topikal olarak da vajinal östrojen hala en geçerli metot. Oral veriyoruz, transdermal veriyoruz, vajinal veya intrauterin, birazdan değineceğim. Östrojeni tek başına veya progesteronla beraber veriyoruz. Verdiğiniz zaman siklik, yani sequential, yani ayın belli günlerinde veriyoruz veya devamlı östrojen progesteronu devamlı aynı her gün vermeye çalışıyoruz. Buna continuous combine diyoruz. Çok tercih edilmeyen ama zaman zaman yapılan östrojen devamlı progesteronu 3 ayda bir vermek 2 hafta süreyle long cycle diyoruz. Östrojeni veriyoruz. Beraberinde LNG salgılayan rahim içi araç koyabiliyoruz veya Türkiye'de yok, Amerika'da var. Birazdan deneyeceğim. Östrojen artı SERM yapabiliyoruz veya transdermal östrojen bit or, yani beraberinde östrojen beraber verebiliyoruz. Basit ama önemli bir slide. Mutlaka günümüzdeki geçerli konsept, düşük doz başlıyoruz. Evet, gerekirse titre ediyoruz dozları menopoz semptomları kontrol etmek için. Buradaki yaşlı kadınlarda özellikle 55-60 yaş üzerinde düşük dozları tercih ediyoruz. Demin söylediğim erken menopoz varsa bunlara mutlaka biraz daha yüksek doz vermeye çalışıyoruz. Şöyle bakalım yine temel bilgilerde. Östrojenler, östron,
E1, E2 biliyorsunuz E2 temel östrojen aslında. İkisinin de androjenden bir konversiyonu söz konusu. Östriol demin söylediğim en zayıf östrojen metaboliti aslında gebeliğin östrojeni. Şunları yapıyor bakın dikkat çekerim. Biz östrojen verdiğimiz zaman bir kadına gördüğünüz gibi ciddi oranda aşağı yukarı tüm dokuları etki ederek fonksiyon görüyor. Ne yapıyor? Demin de gösterdim. Açalım konuyu. Alfa beta reseptörleri var. Görüyorsunuz beta reseptörler daha çok kalpte, kemikte, overde, beyinde ve ürogenital sistemde. Alfa ise yine memede, uteruste, beyinde ve overde. Alfa beta özellikle beta alfayı modüle ediyor. Bu çok önemli. Yeni ilaçların geliştirilmesi tamamen bu reseptör etkileşimine bağlı şu anda. Neler var? Türkiye'de bunların birçoğu maalesef yok ama biz global konuşmak gerekirse oral parenteral patch, jel, sprey, krem, bazı ülkelerde implantları var. Lokal kullanacaksak özellikle genitorinal sendrom için tablet, krem ve halka kullanıyoruz. Demin de söyledim. Şunlar hedef. Östrojen verdiğimiz zaman şu dokulara hedef gidiyor. Bu dokularla daha çok etkisi oluyor östrojenin. Bunların içinde en çok oral ve transdermali tercih ediyoruz. Demin saydığım bir sürü yolu var aslında. Bazı ülkelerde hepsi var, bazı ülkelerde bir kısım var bizde olduğu gibi. Ama oral ve transdermali tercih ediyoruz. Basit bilgi ama yeni arkadaşlarımız zaman zaman bunu atlayabiliyor. First pass effect denen bir kural var biliyorsunuz hormonlarda. Bunlar östrojen yaklaşık %30 değer kaybediyor oral alındıktan sonra karaciğerde. Bir sürü karaciğerden salgılanan bir sürü hormon ve maddeye etki ediyor. Bunların bazısı aslında yararlı bizim için. Mesela işte HDL'yi arttırıyor veya trombolitik aktiviteyi arttırıyor. Bazısı yararlı değil maalesef. Mesela koagülasyon faktörlerini arttırıyor. Bunu da bilmek durumundayız oral verdiğimiz zaman. Oral östrojenleri bir sayalım bakalım. 17 beta östradiol. Bunların hepsi mikronize olmak zorunda. Çünkü direkt verirsek çok az absorbe ediliyor. Bu yüzden de mikronize olarak kullanıyoruz. Konjüge ekin östrojen, meşhur WHI çalışmasındaki östrojen Amerika'da da az kullanılıyor günümüzde. Türkiye'de zaten artık yok. Biliyorsunuz bu diğerlerinden farklı olarak gebe kısrak idrarından elde edilen östrojenler 9-10 tane madde var içinde. Ayrı östrojen türevi var. Bunun bitkisel olanı Amerika'da sık kullanılıyor. Östrofi östrojen diyoruz veya östrofipat diyoruz. Bunlar kullanılıyor. Veya bizim doğum kontrol haplarını kullandığımız etinil östradiol. Biliyorsunuz oradaki dozlarımız 20-30 civarında. Ama menopozda 5 mikrogram kullanıyoruz. Eş değeri olduğu için. Bu da Türkiye'de yok ama dünyada Amerika'da var. Etinil östradiol 5 mikrogram menopoz tedavisi olarak. Şimdi transdermal Türkiye'de de var ama bizde maalesef 50 ve 100 var mikrogram. Ama dünyada gene Amerika ve Avrupa'da 14'ü çıktı. Çok çok ultra low dose diyoruz. Ve 14'ü vazomotor semptom ve kemikten FDA onayı aldı. Bu hakikaten önemli bir bilgi. Şunu şaşırmayın. Üzerinde aslında paketlere bakarsanız miligram diye yazar. Ama biz mikrogram olarak günde aynı şey ama mikrogram olarak telaffuz ediyoruz günlük konuşmalarımızda. Peki topikal ne kullanıyoruz? Bir losyon şeklinde de olanlar var. Jel şeklinde olanlar var. Veya topikal deri spreyi şeklinde olanlar var. Görüyorsunuz değişik miktarlarda bunlar dünyada kullanılıyor. Bakın bu Amerika'nın farmakopesinde kullanılan östrojenler gördüğünüz gibi. Bunlar içinde östrojenler progesteron kombinasyonları var. İşte Aktivel ile Angelic. Bunlar Türkiye'de de var gördüğünüz gibi. Premarin Türkiye'de yok. Duane birazdan söyleyeceğim. Konjüge ekin östrojen plus SERM, bazodoksiven bu dünyada tek içerik. Amerika'da var. Patch'ler var. Görüyorsunuz tüm Amerika'da tüm şeyleri var. Tüm dozları var. Kompatch'ler Türkiye'de yok. Evvelden vardı çok eski yıllarda. Östrojen artı Neta veya östrojen artı levonorgestrol. Topikal jeller, östrojel, divijel, spreyler var. İntravajinal halka şeklinde olan var. Depo preparatlar çok yerde yok, çok az yerde var. Vajinaller de birazdan söylemeye çalışacağım. Oral tedavi ve transdermal tedaviye baktığımız zaman transdermal en büyük avantajı first pass etkisi söz konusudur. Bu yüzden de pıhtılaşma faktörlerine, trigliserite, C-reaktif proteine ve seks hormon binding globuline
etkisi çok daha az. Transdermali orale her gün kullanıyoruz. Transdermali haftada bir veya iki defa kullanıyoruz. Şu soldaki gördüğünüz ekranın solundakiler aslında transdermal tercih etmemiz gereken. Dünyada şöyle bir görüş var. Herkese transdermal verelim diye. Şu an bu çok tartışılıyor dünyada. Yani direkt orali değil de sadece transdermal verelim diye. Gördüğünüz gibi şeker hastalığı, obezite, karaciğer hastalığı, migren, sigara içmek veya seksüel problemleri varsa transdermal tercih edebiliriz. Yeni Matrix patchler hakikaten daha iyi. Jeller biraz daha iyi eskiye göre. Hangi dozu vereceğiz? Bu çok önemli. Aslında bildiğimiz yıllardır, özellikle son 20 yıldır 1 mg'a 0,05 mg yani 50 mikrogram oral versus transdermal kullanacağınız zaman, eğer kişi cerrahi menopoza girmişse bunlarda 2'ye 100 mikrogram, 2 mg oral estradiol veya 100 mikrogram transdermal kullanabilirsiniz. Özellikle ilk 2-3 yıl cerrahi menopoz sonrası tavsiye edilen doz bu dünyada. Şimdi şu kavram değişti. Benim asistanlığımda, uzmanlığım ilk yıllarında one size fits oldu. Yani herkese, kapıdan giren herkese veriyorduk ve hep aynı ilaçları vermeye çalışıyorduk. Şimdi dünya diyor ki aslında diyor current approach dedi, yani günümüzdeki şeye yaklaşım. Bakın demin bir demiştim, oral estradiol 17 metre estradiol 0.5 başlayın diyor. Transdermal de 50 mikrogram değil 25 mikrogram başlayın. Semptomlara göre bunları değiştirebilirsiniz diyor. Sadece demin de söylediğim cerrahi menopoz ve erken menopozda bu dozlar geçerli değil. Şunları bilmek lazım. 3 ayrı kavramı. Östrojeni verirken antikonvülsan ilaçlar kullanıyorsa bu kişi, bunun first pass etkisi karaciğerde olacağı için bu yüzden de mutlaka uyarmak lazım. Antikonvülsan dozunu değiştirmek lazım. Uyarmak lazım. Tiroid hormon alıyorsa tiroid hormonu bir miktar değişeceği için oral östrojenlerde, o yüzden de bunun da dozu değişebilir. Mutlaka bu konuda hasta uyarmak lazım. Veya alkol de geçici olarak östrojen konsantrasyonu artırabilir. Özellikle akut alımı, onu da mutlaka göz önünde almak lazım veya alkol kullanma demek lazım bu olgularda. Bu bizim eski geleneksel slaytımızdır. Esperaf'ın son baskısında da bu çok güzel yer almış. Eş değeri nasıl anlıyoruz? TSA'ya göre bakıyoruz. Karaciğer protein etkisine bakıyoruz ve kemiğe göre bakıyoruz. Bakın eşdeğer dozlar. Konjüge kullanacaksanız 0,625. Mikronize 1. Onun dışında transdermal 50 mikrogram. Eğer östrojen valer kullanacaksanız 1. Etil östrojen kullanacaksanız 5 mikrogram. Yani siz doğum kontrol adlarında aslında 5 ile 6 kat helatinin fazlasında bir östrojen gücü kullanıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Onun 5'te 6'da 1'ini kullanıyoruz. Helate için kullanacaksak. Peki biz acaba hastaları tedavi sırasında östrojene bakalım mı? Bakmayalım. Bunun bir faydası kanıtlanmamış. Dediğim gibi bu östrojeni ölçmek postmenopozal kadınlarda iki sıkıntı var. Bir, ölçen yöntemler çok değil, çok güvenilir değil. İkincisi ise ölçtüğünüz özellikle birazdan söyleyeceğim. Bioidentical ilaçlarda ölçtüğünüzde ne kadar östrojen var onu da çok iyi bilmiyorsunuz. Gelelim biraz da progesterona. Demin de söyledim, progesteron aslında östrojeni modifiye ediyor. Bakın görüyorsunuz, çok güzel bir kelime. Herbstibody use östrojen. Östrojeni nasıl kullanacağını, nasıl dengeli kullanacağını vücuda öğretiyor progesteron. Gördüğünüz gibi onun da birçok organa etkisi var. Burada şunu ayırmak lazım. Mikronize progesteron versus projestin. Projestin sentetik olanlar sevgili meslektaşlarım. Tamamen aynı şeye sahip değil, aynı structure sahip değil, aynı kimyasal şeye sahip değil. Bu önemli ve bu şeye reseptöre bağlanması farklı. Bu yüzden de organlarda etkinliği farklı olabiliyor. Şu biliyorsunuz meşhur slaytımız, hangi progesteron var? Şöyle bakmanızı, hızla bakmanızı rica ederim. Burada Dionegest kullanıyoruz, Drospirenone kullanıyoruz. En çok kullandığımız MPA kullanıyoruz. Didragesteron, progesteron veya NETE, bunlar en çok kullandığımız HRT'deki progesteronlar. Bunlar dünyadaki progesteronlar kullanılan. Bakın görüyorsunuz birçok progesteron, bunların çok büyük şeyi Türkiye'de yok maalesef gördüğünüz gibi ama dünyada söz konusu. Bakın progesteron preparatları deyince ne anlıyoruz? 3 ayrı preparat var aslında. Bir mikronize progesteron. Eğer devamlı kullanacaksanız 100 mg, eğer sequential yani ayın belli günleri kullanacaksanız 200 mg tavsiye edilen doz.
En az 12 gün. Bakın altta yazdım. O bu önemli. Bunlarda mutlaka 12 gün kullanmak zorundayız. MHP'ye bakarsak ki kullanmayalım. Baktığımız zaman 5 ila 10 mg kullanıyoruz. LNG kullanırsak FDA onayı şeyde yok. RT için maalesef FDA onayı yok. Ama Avrupa'da birçok ülkede söz konusu, ülkemizde de var. Tavsiye edilen progesteronlu ilaçta kullanırsanız biraz somnolans etkisi olduğu için hemen yatmadan önce kullanmak faydalı. Burada mikrodoz progesteronun benzeri diyelim. Retroprogesteron, didrogesteron. Bakın görüyorsunuz aşağı yukarı benzer oranlarda, benzer şekilde reseptör etkileşimi söz konusu. Demin söylediğim progestinler baktığımız Engin, zaman... Sevgili Engin buyurun. Hocam, süreniz 2 dakika geçirdiniz. Toplarsanız sevinirim. Peki. Bunları geçiyoruz. Progestin dozları bunlar. Bunları geçiyorum. Sequential rezimde ve şeyde farklı farklı kullanıyoruz. Menopoza geçiş döneminde, transitional dönemde siz sadece progesteron vererek de vazomotor semptomları etki edebilirsiniz sevgili meslektaşlarım. Benim bunu da anlattım aslında. Bunları geçiyorum. Bakın eğer kadın menopozal transition veya early postmenopause menopoza siklik tedavi tercih ediyoruz. Burada gün çok önemli. En az 12 gün olmalı. Eğer 2-3 yıl geçmişse continuous combine'ı tercih ediyoruz. Cerrahi menopozda yüksek dozlarda demin de söylemeye çalıştım. Bunları geçelim isterseniz. Transdermal. Şimdi dünyada sermler var. Raloxifen postmenopoz osteoporoz için kullanıldı. Şu an yok maalesef. Çünkü daha çok işe yaradığı halde osteoporozda çok fazla işe yaramadığı ortaya çıktı. Ve aynı zamanda tromboembol yapacağı etkisi daha fazla ortaya çıktı. Ozofini birazdan söyleyeceğim. Bunu belki öğrenmek lazım global dünya için. Bunlar tişü selektif östrojen kompleksi. Yani östrojen plus serm var. Amerika'da Duvaya diye ya satılıyor. Dediğim gibi bunları kullanırken ayrıca progesteron kullanmaya gerek yok. Tibolon bizim eski ilacımız. 3 etkisi de söz konusu. Kemiğe çok iyi etkisi var. Seksüel fonksiyona etkisi var. Fakat maalesef riskleri özellikle meme kanseri riski arttırdığı için ve stroke riski arttırdığı için çok rağbet görmedi. Şimdi natural hormon tedavisini birkaç kelimeye değinmek istiyorum. Bioidentical. Bunlar custom compound diye geçiyor. Bitkisel aslında heretinin de konjüge etkin östrojen dışında hepsi aslında bitkisel hormon düzeni bunlar. Görüyorsunuz bitkisel üretim bunların hepsi aslında. Bakın tüm hormonlar burada yapılabiliyor. FDA onayı yok. FDA bu konuda çok mutsuz. Birçok kuruluş bundan dolayı direkt kullanmayı tercih etmiyor ama çok kullanılıyor. Amerika'da 3-4 yıl evvel yapılan çalışmada 30 milyon yıllık reçete olduğu düşünülüyor. Bioidentical için. Ne fark var? Bu yeni update'de yayınlandı Şubat ayında. 1 miligram 17 beta estradiol ve beraberinde 100 mikrogram mikronatür progesteron bioidentical onay aldı ve bunun işe yarayacağı gösterildi. Bu tabii bioidentical için şu anda önemli bir şey. Önemli bir gelişme. Vajinalde ne kullanıyoruz? Tablet ve kapsül kullanıyoruz. Vagifem 10 mikrogram artık günümüzde kullanıyoruz. Veyahut da krem kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar Türkiye'de ve dünyada söz konusu. Dehidrepandrosterin dünyada var, Türkiye'de yok. Bunu kullanabilirsiniz. 2016'da onay verdi. Genitourinary sendrom yani vajinal atrofi için, vulvar atrofi için menopozda onay verdi FDA. Bu benim de zaman zaman hastalar aracılığıyla yurt dışına getirdiğim bir ilaç. Ozofilen bu Osvenna diye 60 mg'lık FDA onayı var. 2013'te onay aldı. Dediğim gibi şeyde kullanılabiliyor. Eğer Vagifem gibi ilaçla işe yaramıyorsa burada işe yarıyor gerçekten. Androjen kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Burada özellikle cerrahi menopozda androjene daha fazla veyahut da HSSD hastalığı varsa bunlarda daha çok tercih ediliyor. Rutin kullanımı tercih edilmiyor. Türkiye'de jel var ama bu erkekler için bunun 5'te 1'i kullanmak lazım. Çünkü gerekleri oldukça fazla. Peçler Türkiye'de yok. Dünyada var. DHA kullanabilirsiniz. Bu da yaşlılıkla azalıyor ama menopozdan bağımsız olarak 25 ile 50 mg kullanabilirsiniz. Ama rutin tercih edilmiyor. Son slaytım. Peki ne diyor burada global konsensus? IMS ne diyor? Testosteronu diyor. Rutin kullanmayın ama seksüel problemlerde testosteron kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım,
Engin Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Gayet güzel özetledi. Bir aylık bir okuma ile elde edebileceğimiz bilgileri sundu. Hatta Hakan Hoca'nın ve Fatih Hoca'nın konuşmalarını da kısmen anlatmaya çalıştı. Ama bu konu ne kadar anlatırsa o kadar yeri vardır. Çünkü ben şöyle bir hesap yaptım. Yaklaşık 100'den fazla bir kombinasyon var. Hangisini nasıl kullanacağımız konusunda. Onun için defalarca bunu dinlemek ve değişik fikirlerle, değişik yaklaşımlarla olaya yaklaşmak çok önemli. Alt tarafı bir östrojen, bir progesteron değil mi? Oho, bakın ne kadar varyasyonları var, şekilleri var. Onun için şimdi sıra Hakan Hoca'da. Hakan Hoca'da asıl bu özel östrojen ve progesteron bilgisinden sonra kime, ne zaman, ne kadar, nasıl tedavi yapalım konusunu bize anlatacak. Hakan Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım, ben size bu webinarda hormon replasman tedavisini kime, ne zaman, ne kadar süreyle kullanalım. Engin büyük oranda zaten metabolizmalarını anlattı. Belki bazı slaytlarımız kendisiyle çakışacaktır. Onun için biraz seçici olarak slaytlar üzerinde durarak gideceğim. Belki bazı konularda da ufak tefek tekrarlar olacaktır ama bunlar çok önemli noktalar gerçekten. Hangi o tedavi materyalinin kullanılacağı, bu tedavide kullanılan bu maddelerin nasıl etkili olduğu, aslında bize tedavi seçeneklerimizin ne olması gerektiğini söylüyor. O sebeple özellikle bunların tekrar edilmesinde bence fayda var. Bazı noktalarında vurgulanmasında fayda var. Şimdi bir kere her şeyden evvel biz tedaviyi ne amaçla veriyoruz? Yani hormon replasman tedavisini niçin kullanmak zorundayız? Hangi vakalarda kullanacağız? Bunları bahsedeceğim. Bu tedavi çok önceden beri, ben ilk webinarda anlatmıştım tarihçesini, belki hatırlarsanız dinleyen arkadaşlardan. Tedavinin aslında uygulanması bu işin ilk tespitinden beri var, devamlı gündeme gelen bir konu. Tabii ki birçok yöntemler denenmiş bugüne kadar ve bu yöntemlerin olumsuz etkileri ortaya çıkınca tedaviden uzaklaşmalar olmuş. Sonra tekrar gündeme yeni bir takım tedavi yöntemlerinin bulunmasıyla tekrar geri dönüş olmuş. Sonuçta bu tedavi kaçınılmaz. Çünkü karşımızda bizden talep eden, bu şikayetlerin geçmesini talep eden çok büyük bir kısım var. Kadın nüfusu var ve bu kadın nüfusu da gün geçtikçe artmakta, bu tedaviye ihtiyaç gösteren. Bu nedenle bir takım güncel değişmeler olsa bile günümüzde ki var olan temel indikasyonlar sınırlandırılmış olsa bile uzun zaman geçtikten sonra mutlaka bu tedavi indikasyonları yine genişleyerek devam edecektir. Çünkü biraz evvel Engin Hoca'nın da anlattığı gibi östrojen hormonu kadın için çok 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 önemli bir hormon gerçekten. Bunu nereden anlıyorsunuz? Hormon devreden çıktıktan sonraki değişimleri görüyorsunuz. O zaman fark ediyorsunuz bu hormonun özelliğini. Yakın zamana kadar, yani 2000'li yılların başlarına kadar tedavi indikasyonları çok farklıydı. Kardiyovasküler sistemin korunması, kemik dokunun korunması, artı işte yaşam kalitesi parametrelerinin düzeltilmesi ana noktalar halindeydi. Ve indikasyonlara bakmaksızın, yani ayrı ayrı bakmaksızın menopoza giren her kadına bu tedavi yazılıyor idi. Tabii o zamanlarda biz yine bunun tam tersini savunuyorduk bu işle uğraşan kişiler olarak. Aman ne olursunuz herkese yazmayın, bu bir tedavidir, mutlaka bir endikasyon gerekir bu tedaviye başlamanız için diyorduk. Ama sonradan ortaya çıkan bir takım çalışmalardan
ortalık karıştı ve tedaviden ve tedaviyle beraber menopoz konusundan uzaklaşma, en kötü tarafı bu zaten, uzaklaşma ortaya çıktı ve menopozun olası risklerini göz ardı etmeye başladık. Günümüzde yani bu bilgilerden sonra özetleyecek olursak, konsensus ortak raporlarına göre baktığınız zaman tedavi indikasyonları günümüzde genellikle yaşam kalitesi parametrelerini ilgilendiriyor. Bunların en başında vazomotor yakınmalar geliyor. Ben bunları birkaç toplantıda da bahsetmiştim. Vazomotor yakınmalar çok basit semptomlar değildir. Bunu sakın unutmayalım. Ve her seferinde de bunun üzerine basarak gidiyorum. Özellikle kardiyovasküler açıdan gerek morbidite ve gerek mortaliteyi arttıran semptomdur bunlar özelliklerine göre. Herkesin yaşadığı bir semptomdur, önemli değil. Bir süre sonra zaten geçer diye bakmamamız gereken semptomlardır. Bütün dünyada artık bunu kabul ediyor. Vazomotor yakınmaları bir şekilde geçirin. Hormon kullanın ya da farklı yöntemler, diğer alternatifleri kullanın ama siz vazomotor yakınmaları geçirin. Özellikle bazı tip vazomotor yakınmalar. Bunlar nelerdir? İşte özellikle erken başlayıp şiddetli seyreden ya da geç başlayan tip vazomotor yakınmaların mutlak tedavi edilmesi gerekir. Bunu sakın unutmayalım. Bir diğeri ise psikosomatik bulgular. İşte uyku bozuklukları var mı? Uykuya geçiş nasıldır? Sık uyanma oluyor mu? Tabii buna vazomotor yakınmalar eşlik ediyor mu? Özellikle uykuyu bozan vazomotor yakınmaların beraber seyretmesi oldukça önemli. Metabolik bir takım değişimlerin görülmesi, işte kilo alımı, kilo verememe gibi şikayetler, mood değişimleri, dikkatte azalmalar, bir takım artralji, fibromiyalji gibi bir takım olaylar yine dünyada hormon tedavisinin temel indikasyonlar arasında kabul edilmekte. Tabii ürogenital yakınmalar, vajinal kuruluk, dispareuni, libidodaki kayıplar, tekrarlayan üriner şikayetler, yakınmalar yine bu hormon tedavisini temel indikasyonları arasında sayılmaktadır. Peki biz bu amaçlarla hormon tedavisi uyguladığımız zaman diğer korumaları sağlıyor muyuz? Kemik ya da kardiyovasküler koruma? Evet. Ancak kemiğe ya da kardiyovasküler korumaya direkt yönelik olarak hormon tedavisi indikasyonu günümüzde geçerli mi? Hayır. Yani burada bir takım böyle bir konflikt sonuçlar var. Yani karışık bir takım sonuçlar var. Bunlar tabii bu olay devam ettiği sürece bu indikasyonlar değişecek ve farklılaşacaktır hiç şüphesiz. Ama günümüzde bir kadına tedavi başlamanız için bu şartlar gereklidir. Zaten bu şartların gerekli olduğu vaka sadece vazomotor yakınmaları alırsanız karşınıza %80'lik bir grup çıkmaktadır. Peki biz hormon tedavisine ne zaman başlayalım? Çok detaya girmeden bunu net olarak söylemek gerekir. Menopoza geçiş süresince en son görülen adette en yakın zamanda başlamak gerekiyor. Yani zaten sizin bu yaşam kalitesiyle ilgili endikasyonları düşünecek olursanız aslında tedaviye başlama zamanınızda ortaya çıkan yakınmalar bunlar. Bu nedenle hani çok farklı zamanlarda, çok geç zamanlarda hormon tedavisi zaten pek başlamıyoruz. Genellikle ihtiyaç olan dönem bu erken dönemlerdir. Genel olarak menopoz yani en son adet kanamasından 10 yıl sonrasına kadar başlanabileceği ya da en geç 60 yaşına kadar başlanabileceği bütün konsensus raporlarında belirtilmektedir. Bazı konsensus raporları ki buna biz de dahiliz bu 10 yılı biraz daha sınırlandırmaktadır. Yaklaşık 5 yıl emniyet marjı olarak kabul edilmektedir. Ama ne kadar erken dönemde başlarsanız o kadar iyi. Peki neden geç başlayamıyoruz? Çünkü olası kardiyovasküler açıdan gelişecek bir aterosiklerotik plan var olmaması gerekiyor hormon başlamanız için. Eğer uzun süre bir hormonsuz dönem yaşatırsanız kadına aterosiklerotik plak gelişim ihtimali o kadar yükselecektir. Daha sonra östrojenle devreye girdiğinizde bu plakların stabilizasyonu bozulacak ve dolayısıyla plak embolizasyonları ile karşı karşıya kalabileceksiniz. İşte bu sebeple çok gecikmiş dönemlerde hormona başlamak tavsiye edilmemekte ve nettir bu kural. Yani burada bunun tartışması yoktur. Bu sebeple
Maksimum 10 yıl ama ortalama 5 yıl kabul ederseniz bu süreden sonra hormon replasman tedavisine başlamak kontraindike kabul edilmektedir. Ya da kadın 60 yaşının üzerindeyse. Peki buna başladığımız zaman süre nedir? Bu soruyla çok muhatap kalıyoruz. Yani ne kadardır bu süre? Kişinin ihtiyacına göre belirleniyor bu süre. Yani burada bir kısıtlama yok. İşte şu kadar süre kullanın da ondan sonra kesin. Belki bir süre sonra bir slide içerisinde buna biraz daha detaylandırmak isteyeceğim. Ama şunu söylemek gerekirse, hani bu kadar kullandınız artık durdurun bu tedaviyi diyecek bir sınır yoktur, kabul edilmemektedir. Çünkü hormon tedavisi kişiye özel bir tedavi şeklidir. Hangi östrojen, hangi progesteron? Bunu Engin çok detaylı olarak anlattı. Belki ben bunları kısa kısa geçeceğim. İşte en ideali tabii organizmaya yabancı olmayan 17 beta östradiolün kullanımıdır. Buranın doğal form olması, vücudundaki metabolizmasının daha kolay olması ve bazı riskli bölgelerde daha avantajlı olması östrojenin 17 beta östradiol yönünde tercih edilmesini gerektirmektedir. Peki progesteron, yine burada söyleyeceğimiz şey progesteron, yani mikronize progesteron ya da P4 dediğimiz progesteron dediğimiz maddenin, vücutta var olan maddeye agonistlik açısından ne kadar yakınsa madde o kadar bizim tercihimizdir. Burada mikronize progesteronu kullanıyoruz. Türkiye'de de var zaten. Bir de diğeri dihidrogesterondur. Burada bu iki progesterona çok dikkat etmek gerekir. Genellikle yan etkiler açısından ve birazdan da göreceğiz, yan etkiler açısından bu iki progesteron oldukça avantajlıdır. İşte bunlardan bir tanesi meme şüphesiz. Meme kanseri riski açısından baktığınızda aslında östrojenden çok progesteron meme kanseri konusunda suçlanan bir hormondur. Yapılan çok daha öncesinden yapılmış olan çok çalışmalar vardır. In vitro çalışmalarda özellikle meme kanseri hücre kültür çalışmalarında da apoptozis ve proliferasyon oranlarının apoptozis lehinde progesteron ve dihidrogesteron lehine veriler çıkarttığını biliyoruz. Bu ne demektir? Yani proliferasyonu arttırırsanız kansere gidiş fazladır. Bu sebeple apoptozis ve proliferasyon oranının apoptozis lehine yüksek olduğu progesteronlar her zaman tercih sebebidir. Bunlar da mikronize progesteron ve dihidrogesterondur. Peki bunların klinik sonuçları, büyük iki çalışma var. Bunlardan biri E3N Fransız çalışması, bir de Finlandiya çalışması. Her ikisinde de şunu görüyoruz. İşte E3N çalışmasında mesela östrojen ve progesteron, doğal progesteronu kullandığınızda aşağı yukarı hormon kullanmayanla eş değer bir meme kanseri çizgisi görüyorsunuz. Dihidrogesteron kullanırsanız anlamsız hafif bir yükselme görüyorsunuz ama istatistiksel olarak anlamlılık yok. Ama diğer progestagenleri devreye sokarsanız meme kanseri insidansını yükseltiyorsunuz. Benzer sonuçlar tabii Finlandiya çalışmalarında da görüyorsunuz. Doğal progesteron ve doğal progesteron veya dihidrogesteron, doğal progesteronu bir kenara koyalım. Dihidrogesteron özellikle bu çalışmada ön planda. Östrojenle bu maddeyi kombine ettiğinizde anlamsız bir hafif yükselme dışında başka bir şey görmüyorsunuz. Bunlar da klinik sonuçlar. Peki günümüzde bunlar anlamlı mı? Evet, doğru. Bu sonuçlar lehine çok çalışma ve çok sonuçlar var. Bu sebeple meme açısından güvenle kullanabileceğiniz iki progesteron, doğal progesteron ya da dihidrogesteron olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle şunu söyleyebilir miyiz? Hormon tedavisinde meme kanseri risk düzeyi progesterona bağlı olarak değişiyor. Evet, tek östrojen kullandığınız olgularda meme kanseri insidansında artış görüyor musunuz? Bu konuda da yine en son WHI'nin örneğin bir sonuçları var. Tek östrojen kullanımlarında böyle bir artış saptanmıyor. Ama devreye progesteronu sokarsanız bu artışı görüyorsunuz. Ama progesteron tipine göre de bu artışta anlamlılık değerleriniz fark edebiliyor. Peki bu progesteronlar sadece meme kanseri açısından mı? Hayır. Tromboemboli en önemli noktalardan bir tanesi. Gerçekten bu iki progesteron tipi, yani doğal ve dihidrogesteron, venöz tromboemboli açısından da olumlu sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Yine büyük çalışmalardan
bir tanesini gözlüyorsunuz. Tabii ki oral östrojen bu riskimizi yükseltiyor, oldukça yükseltiyor. Ancak progesteron açısından baktığınızda bu iki maddenin bu riski progesteron olarak yükseltmediğini gözlüyorsunuz. Buna biraz daha ileriye gidecek olursanız, östrojenin veriş yoluyla beraber de kombine ederseniz aslında venöz tromboemboli açısından olası riski tamamen değiştirebiliyorsunuz. O halde iki progesteronumuz mikronize ve dihidrogesteron. Peki hangi kullanım yolu? Burada oral ya da parenteral. Oral kullanırsanız düşük biyoyararlanım, parenteral kullanırsanız da yüksek biyoyararlanım görüyorsunuz. Peki ilk geçiş etkisinden dolayı baktığınızda hangi olaylar bize parenteral yolu daha çok tercih etmemizi gerektiriyor? Tabii ki şüphesiz karaciğere yüklenmeyeceksiniz. Bu nedenle karaciğerle ilgili problemler, ki bunların büyük bir kısmı karaciğer üzerinden olumsuzluklardır dikkat ederseniz. İşte bu özellikleri taşıyorsa hastamız mutlaka parenteral yolu tercih etmemiz gerekir. Diyabeti varsa, hipertansiyonu varsa, koagülasyon problemleri söz konusuysa ve safra taşı, ki çünkü oral kullanırsak bunu biraz arttırıyoruz, ve migreni varsa bu çok önemlidir. Peki biz oral ya da parenteral östrojen kullanırsak venöz tromboemboli açısından tek östrojen olarak baktığınızda, işte Mükün çalışması 3 tane ana çalışmayı bize karşılaştırma yapmış. Gerçekten baktığınızda oral kullanırsanız venöz tromboemboli riskini arttırıyorsunuz. Bu kesin. Ancak parenteral östrojeni kullanıyorsanız bu riski düşürüyorsunuz. Bunu destekleyen birçok çalışma var. Gerek östrojen gerek progesteronu parenteral kullanırsanız tromboemboli, venöz tromboemboli riskiniz düşüyor. İşte burada görüldüğü gibi. Bu slaytı tekrar çıkarttım. Migren önemli, çünkü migreni oldukça sık görüyoruz, biliyorsunuz. Yine migren parenteral kullanımda oldukça olumlu sonuçlar veriyor parenteral kullanım. Migreni varsa kadının bunlarda mutlaka parenteral yolu tercih etmemiz gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü migren olan hormon tedavisi kullanamaz mı? Kullanır. Ancak oral yolu kullanırsanız migrenin hem frekansını hem gün sayısını arttırıyorsunuz. Ama bunun karşılığında parenteral yolu tercih ederseniz migren ataklarında anlamlı bir farklılık gözlemiyorsunuz. Transdermal sistemler değişik şekillerde olabiliyor. Yine Engin Hocam bunları çok güzel anlattı. Vajinal yola girmek istemiyorum ama vajinal yol daha çok ürogenital yakınmalar, tekrarlayan ürogenital yakınmalar için önemli. Burada çok düşük doz, yani ultra düşük doz preparatlar var. Tek östrojen kullanımlarının, ultra düşük doz kullanımlarının, progesteron kullanılmaksızın endometriyal ve patoloji yapma oranlarının oldukça düşük olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle ultra düşük doz hormon tedavisi kullananlarda, ultra düşük doz vajinal yolu kullanılan vakalarda progesteronsuz tek bu preparatı kullanmak yeterli oluyor. Peki ne kadar süre kullanalım? İlk 15 gün her gün, daha sonra haftada 2 defa kullanmak üzere önce bir vajinal kornifikasyon sağlayalım, sisteme geçişi engelleyelim, ondan sonra idame ile devam edelim. Ne kadar süre kullanalım? Günümüzde endometriyum güvenilirliği açısından süre 6-8 ay kadardır. Bu süreyi aşarsanız gösterilmiş bir şey olmamasına rağmen kanıta dayalı veriler açısından endometriyal etkileşimi ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak. O yüzden süre kısıtlamaları var. Gerekirse ara verip sonra tekrar başlanabilir. Ama sürekli olarak bunu non-stop kullanmakta biraz dikkat etmek lazım bu süreleri aşılırsa. Peki biz hormon kullanırken ne kadar süre devam edelim hormona? İşte biraz evvel sorduğum soru buydu. Burada bizi hep ürküten olay olası meme kanseri riski konusundaki çekinceler. Şimdi meme kanseri tabii çok ayrı bir konu. Burada çok fazla girmek istemiyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda birçok sonuçlarla karşılaştık. Örneğin en çok karşılaştığımız, bizi bu duruma getiren WHO çalışmasında 1.24 olarak belirlenmiş olmasına karşın tek östrojende etki olmadığını yine aynı çalışma bize daha sonraki takiplerinde söyledi.
Bundan sonra bir takım çalışmalar ortaya çıktı. Hatta en son Barey'in yapmış olduğu bir geniş bir meta analiz sonuçları çıktı. 5-10 yıl sonrasında, yani 5 ila 10 yıla süreye uzattığınızda en fazla kanserin görülme riskinin olduğu dönem olarak kabul edildi bu çalışmanın sonucuna göre. Ama bu çalışma o kadar kabul görmedi ve süratle sonuçlandırıldı. Bir de şunu biliyorduk, biz tedaviyi kullanalım, tedaviyi kestikten sonra riskimiz geriliyor diyebiliyorduk. Ama bazı çalışmalar hayır, risk devam ediyor tedaviyi kesseniz de diye bize sonuçlar verdi. Yani böyle bir takım karışık sonuçlarımız var. Ancak şunu unutmamak gerekir ki meme kanseri açısından baktığınız zaman kontrollü olarak kullanımda ve kullandığınız preparatların seçiminde meme kanserini idare edebiliyorsunuz. Ama yine de 5 yıl gibi bir subjektif bir veri olmasına karşın bu 5 yılda yine WHO'dan çıkmıştı ama sonuçlara baktığınızda böyle bir 5 yıl sınırı yok. Yani biz 5 yıl kullandık, ondan sonra bu tedaviyi mutlaka kesmemiz lazım diyemiyorsunuz. ACOG'un 2013'te yapmış olduğu yayında da öneride de bunu zaten söylüyor. Eğer kadının ihtiyacı varsa tedavide bir sınırlama, süre sınırlaması kabul edilmemektedir diye bir öneri bize bildirdi. Protokolleri monoterapi ya da kombine tedaviler olarak uygulayabiliyoruz. Engin'in ısrarla üstüne basmış olduğunu ben de üstüne basıyorum. Eğer progesteron kullanıyorsak, ki endometriyumun olduğu olgularda bunu kullanmak zorundayız. Ama endometriyum yoksa progesteronu kullanmak zorunda değiliz. İşte progesteronu da kullanıyorsak aylık bir süre içerisinde minimum 12 gün kullanmamız gerekiyor. Dozdan çok süre önemlidir endometriyal koruma açısından. Bu sebeple bu sürede 12 gündür bir aylık süreç içerisinde. Continuous kullanıyorsanız, kesintisiz kullanıyorsanız zaten burada problem yok, ama kesintili tedavi uyguluyorsanız bir aylık süre içerisinde minimum 10 gün progesteron, 12 gün özür dilerim, 12 gün progesteronu ilave etmek zorundayız. Şimdi hormon tedavisine karar vermek için kadını değerlendirdik. Herhangi bir kontraindikasyonumuz var mı? 3 tane kontraindikasyon söyleyeceğim size. Bunlar kesin kontraindikasyonlar. 1. Hormona dayalı duyarlı tümör varsa. 2. Venöz tromboemboli açısından ciddi risk taşıyorsa. 3. Karaciğerle ilgili problem varsa. Bunlar kesin kontraindikasyonlar. Bunların dışındakiler relatif kontraindikasyonlardır. Bunu unutmamak lazım. Kontraindikasyonunuz yok. O zaman temel kontrol ve tetkikler yapıldıktan sonra hormona başlayacaksınız. Eğer kontraindikasyon varsa zaten rep hormon vermiyorsunuz, o zaman diğer alternatifleri gündeme getiriyorsunuz. Hormon tedavisi başlamaya karar verdiniz. Kadında endometriyum var mı? Yani histerektomi geçirmiş mi ya da endometriyozisi var mı? Bunlar gündeme gelecek. Eğer histerektomiyi endometriyoz dışında bir nedenle geçirmişse tek östrojen kullanabiliyoruz. Ancak endometriyoz konusunda biraz tartışmalar var ama aşağı yukarı kabul gelen görüş, eğer endometriyozis nedeniyle bir operasyon geçmiş ya da hep operasyon geçiren kadınlar ya da endometriyozis söz konusuysa bunlarda progesteron verilmesi tercih ediliyor yine. Eğer uterus intakt ise ve 2 yıldan daha kısa süreli amenore dönemi yaşamış ise kesintili tedavi, yani genç periyotta, eğer 2 yılı aşmış iseniz continuous tedavi kullanılabilmektedir. Eğer progesteron kullanıyorsak demiştim, doz olarak Engin çok güzel dozları da verdi. Günümüzde kabul edilen doğal progesteron, yani mikronize progesteronda kesintili tedavide ne kadar kullanalım günde, kesintisiz tedavide ne kadar kullanalım? Kesintili tedavide burada 10-14 gün olarak belirtmiş konsensus, ancak 12 günden aşağı düşmek kabul edilmiyor. 200 miligram günlük yeterli kabul ediliyor. Kesintisiz tedavide ise sürekli olarak 100 miligram günlük yeterli kabul ediliyor. Bir özdeş tedaviler yine günümüzde tartışılan, daha doğrusu tartışılma değil, kabul gören tedavilerden bir tanesi. Ama FDA onayı yok. Bu sebeple biraz Engin de bahsetti. Oranlar dahilinde östrojenler veriliyor. İşte triöstrojen, biöstrojen, östriyol artı progesteron, androjenlerin ilave edilmesi, kişiye göre bunlar ayarlanabiliyor. Buna biyo özdeş, yani bayağı aydın tıklı hormon tedavisi deniyor. Ama FDA onayının olmaması tabii sıkıntılı. İşin enteresan tarafı, FDA
Biyo özdeş tedavi olarak çok yakın zamanda bir ilaca onay verdi. Bu da östradiol 1 mg ve mikronize progesteron 100 mg kombinasyonu Amerika'da FDA'den onayını aldı ve kullanılıyor. Günümüzde kabul gören biyo özdeş olarak FDA'den onay almış tek ilaç olarak bu var. Ve Engin'in de söylediği gibi oldukça ilgi çeken bir tedavi ve muhtemel biyo özdeş tedavilere de yakın zamanda onay geleceğini umuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Hakan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya açıklık getirmeye çalıştık. Kafalarda bir sürü sorular var. Bize bir sürü sorular gelmeye başladılar. Bunlara da cevap vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki konuşmacımız Sayın Fatih Durmuşoğlu. Hormon dışı tedavilerdeki yöntemi nasıl tedavi edeceğiz, ne vereceğiz, nasıl kullanacağız? Buyurun Fatih Durmuşoğlu. Evet, tekrar iyi akşamlar. Bu iki tane kuvvetli konuşmacının arkasından sofrayı toplamak bana düşüyor. İnşallah sizleri sıkmadan bu başarılı bir şekilde bu görevi yerine getiririz. Benim konum hormon dışı tedavilerin yönetimi. Konuya girmeden evvel çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Benim şu anda yapacağım konuşma östrojen, progesteron klasik tedavisine alternatif değildir. Sevgili kardeşlerim, hormon dışı tedavi deyince bu işler kaldı galiba. Fatih Bey maalesef teknik yetersizlikler dolayı dışarıda kaldı. Hormon dışı tedavilerden bahsetmeden evvel Hakan Hoca'nın bahsettiği konular var. Nasıl hormon kullanacağız? Bana göre şöyle bir şey söyleyeceğim ben. 2004 yılında bir konuşmada, kongrede konuşmamda şöyle demişim. Postmenopozal tedavi için şu anda yan etkileri hiç olmayan, uzun süre kullanılabilen ve bütün sistemleri etki ederek tüm semptomları ortadan kaldırabilen tek bir ideal tedavi yöntemi yoktur. Bu nedenle yaşam kalitesine artıracak yeni arayışlar yanında elimize tedavilerin en iyi şekilde kullanılması ve kadının klimakterik dönemde mutlaka kontrol altına alınması gereklidir. Bakın, tedavi olsun veya olsun, hormon veyahut hormon dışı, inatla hormon istemeyen veyahut kontraindikasyonu olan kişiler ilaç istemeyebilirler, hormon istemeyebilirler. Bunlar hormon dışı verilebilir. Ama şu gerçek, lütfen hastayla ilgilenin. Son zamanlarda hasta yoğunluğunun artması, bir de COVID derdinin çıkması, hastalarla, doktorla hasta arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına neden oldu. Ve bu nedenle bu tedavi yöntemleri yanında hastayı takip imkanı da azaldı. Lütfen onlarla daha yakından konuşun. Haziranda yapacağımız ürogenital semptomlar çok önemli semptomlar. Kalp krizi çok önemli. Bunlar ileri yaşlarda meydana geliyor. Onun için koruyucu hekimli olarak siz hastanıza yol göstermek durumundasınız. Bir kişiye özel birebir bir tedavi uygulamanız gerekli. Sezai Hoca, sen ne diyorsun? Şimdi Fatih çok güzel başladıydı. Onu hatırlatmak istiyorum tekrar. Bu anlatacaklarım asla bir hormon alternatifi değildir. Alternatif, çünkü öyle bir akım var, alternatif tedavi vesaire diye. Ben şu inançtayım, bütün arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur zannediyorum. Tıbbın alternatifi yoktur. Tek tıp vardır, modern tıp. Diğerleri destek tedavisi anlamını ve şeyini taşır. Ve dediğim gibi bu konuda dün progesteronu ben ilk anlattığım yıllarda çok iyi biliyorum. Memeyi de koruyan olarak anlatılıyordu. Şimdi aman zinhar
memeyi korumuyor, onu vermeyelim. Eğer mümkünse uterus yoksa sadece östrojen verelim. Hatta sadece östrojenin, Engin'in de söylediği gibi bazı olgularda rekürensi azalttığı, meme kanserli olgularda gösterilmiş. Yani böyle çok alternatif, çok farklı yaklaşımlar var. Onun için bu konuyu çok uzun tartışmak lazım ve sonuçta tüm arkadaşlarımın aynı şekilde sizlerin de hocam söylediğiniz gibi tailoring dedikleri kişiye özel tedavi, kişiye uygun bir seçenek. Yani tam bir tıbbın sanat dalı bence menopozun tedaviye alınması. Aynı ovülasyon indiksiyonu gibi çok ustalık isteyen bir iş ve korkmadan yapılacak, kadın sağlığına çok katkılı, etkili ve insan yaşamını, yaşam kalitesini artıran önemli bir olay gibi. Onun için defalarca tartışsak bir sonuca tam varamayız. Herkesin anlattığından bir şey kapıp yola devam etmekte yarar var diye düşünüyorum. Sayın Fatih Hoca herhalde yayına gelecekler. Hormon dışı tedavileri tekrar başladığı yerden, bıraktığı yerden başlayarak bize anlatacak. Buyurun Fatih Hoca. Evet, çok özür dilerim. Böyle fazla emniyetten maraz doğuyor. Yarım saat evvel oturduk ekranın önünde ama yine kaza buldu bizi. Neyse, çok hızlı bir şekilde Allah'tan ilk slide'da oldu. Bahsettiğim gibi bu bir östrojen aleyhine veya östrojene, progesterone alternatif bir konuşma olmayacak. Bunu da konuşma sürecinde gayet iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi ben bu karışık gibi gözüken tablodan kısaca, zaten bu benim bir yerde de konuşmamın özeti olacak. Şimdi bizi ilgilendiren dönem bu son adet dediğimiz dönemden aşağı yukarı 3 sene öncesi ve son adetten sonrası 2 sene. Bu vazomotor şikayetlerin, çok güzel bahsedilmiş olan vazomotor şikayetlerin çok yoğunlukla gözüktüğü bir dönem. Niye birden böyle balıklama vazomotora girdim? Nedeni hormon dışı tedavilerin en etkin olduğu yer vazomotor şikayetler. Hiçbir zaman östrojen artı progesteronun sağladığı sistemik yararları hormon dışı ajanlarla sağlamamız mümkün değil. Ama günümüzdeki bütün kılavuzlara baktığınız zaman vazomotor şikayetlere çok büyük önem verilmekte. Aman, vazomotor şikayet varsa bu hastalara ihtimam gösterin, bunları tedaviye alın ve vazomotor flaşlarını azaltın veya ortadan kaldırın. Çünkü çok ciddi hayat kalitesini bozan semptomlara neden olmakta. O açıdan vazomotor semptomları bu menopoza giriş ve girdikten sonraki 2 sene zarfında çok önemsiyor. Ha, ondan sonra bu hormon dışı tedavilerin başka bir yeri var mı? Var. Nerede var? Zaman geçip urogenital atrofi dediğimiz vaginal kuruluğa bağlı bazı semptomların çıktığı alanda da hormon dışı tedavilerle yardımcı olabiliyoruz. Ha, onun dışında osteoporozumuz da var. Tabii ki onda da hormon dışı tedaviler var ama bugünkü konum değil. Ama bugünkü sunacağım konu vazomotor semptomlar, çok önemli ki en yaygın orada kullanılıyor. İkincisi de atrofik vajindeki yerinden bahsederek konuşmayı sonlandırmaya çalışacağım. Şimdi en sık gözüken menopozal semptom, vazomotor semptomlar %70-75 civarında. Yani %20-25 kadın ancak bu semptomları hissetmeden geçirebiliyor. Son adet öncesi başlayabilir. İlla tamamen menopozun tanımına girmemek lazım. Menopozun tanımı ne? Bir sene boyunca hiç adet görmezse menopoz diyoruz. Halbuki senede bir veya iki kere veya üç kere adet görmesine rağmen bu şikayetler başlayabilir. Son adet sonrası 5 yıl içinde kaybolur. Aslında son adet sonrası ortalama 3 yıl içinde kayboluyor ama 5 yıla kadar da devam edebiliyor. Çok sıkıntılı tabii, semptomatik bir durum.
nadir vakalarda ileri yaşlara kadar gidebiliyor. Arkadaşlarımız da değindi. Son günlerdeki veriler, inanış, bir hanım ne kadar şiddetli vazomotor semptomu var ise onun ilerideki menopoza bağlı patolojilerin de o kadar sık görüleceği veya ağır görüleceğinin bir işaretidir deniliyor. Ne var? İşte metabolik hastalıklar, osteoporoz daha sık gözükebilir, daha ağır gözükebilir denilebiliyor. Diyabet gibi bir takım hastalıkları, vazomotor flaşları şiddetli olanların postmenopozda, klimakteriumda bu tip şeylerin daha sık gözükeceği söyleniyor. Demin de dediğim gibi bazen zorunluluk halinde biz bunları seçmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki çok yararlı ama östrojenden en büyük farkı sistemik yarar sağlayamıyoruz. Sadece flaşı ortadan kaldırıyoruz gibi bir etkiden bahsedebiliriz. Çok az miktarda bahsedeceğim. Bazı sekonder yararları da var. Jinekolojik kanserler ve meme kanseri sonrası aromataz inhibitörü kullanan hastalarda işte uzun dönem hormon kullandım artık almak istemiyorum, kaygılanıyorum, endişeleniyorum diyen büyük bir grup var. Bir de hiç kullanmadan bu çekinceleri hissedenler var. Yan etkileri dozlarıyla ilgili özellikle bu WHI'dan sonra neredeyse 20 sene oldu toplumdaki bu negatif şeyi silemedik. Peki ne tip seçeneklerimiz var? En başta bu selektif serotonin reuptake inhibitörleri, SSRI'lar ve onun benzeri maddeler revaçta. Ha, bu resmi çok severek koydum. Farmakopenik olarak sıcak basmalarıyla mücadelenin temelinde şu aradaki sanki eklemdeki sinovial sıvı gibi bu aradaki sinaptik aralıktaki serotoninin veya onun yerine hangi madde varsa onun rolü çok büyük. Bütün farmakopeni de bu alanda çalışıyor. Buradaki sıvı azaldığı zaman ileti, aynı bir fiber optik kablo gibi ileti yavaşladığı için depresyon, sıcak basması, bu bir psikolojik bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Ne zaman ki bu aradaki sıvı, adı serotonin en popüler olanı, o burada yoğunlaşmaya başladığında ileti hızlanıyor, ileti kalibrasyonu güzelleşiyor. Hasta daha manik, daha neşeli, daha aktif, depresyondan daha uzak oluyor. Yani belki çok böyle basite indirgedim ama farmakopenik olarak serotonin uptake yaptık, intake yaptığın altındaki hikaye bu. Ve birçok antidepresanlar da bu şekilde çalışıyor. Bu aradaki ileti malzemesi olan sıvının pompalanması, çoğaltılması, azaltılması üzerine yapılmış tedaviler. Güzel, sıcak basması ile ilgili nöro pathway'i ilgilendiriyor ama onun dışında menopozun getirdiği her şey devam ediyor, takdir edersiniz. Bunların içinde klonidin var, gabapentin var, beta blokerler var. Bunların bazıları onaylı. Mesela burada SSRI'larda paroksetin var. O aynı aileden sitopleran var, eskilotpran var, venflaksin var. Bunlar randomize kontrollü şeyler, çalışmalar tarafından onaylı. Ha, iş FDA'ya geldiği zaman paroksitin öncelikli olarak onaylı. Diğerlerde bu tip onaydan bahsedemeyiz. Yan etkileri var. Ağır yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bence en önemli yan etki ve belki hekimleri hekimlere gol atar gibi, siz bunları kimde veriyorsunuz? Hormon veremediğiniz meme siyahda veriyorsunuz. Meme siyahda da tamoksifen tedavisi çok yaygın ama paroksitin verirseniz sıcak basmasını yok edelim diye sitokrom P450 inhibe ettiği için tamoksifenin etkinliğini azaltıyor. Burada en büyük sakatlık bu. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmanın ötesinde yayınlar önermiyor. MMSA tamoksifen alıyorsa sıcak basmasını tedavi edeceğim diye böyle bir şey yapma diyor. Buradaki chart'ı görüyoruz. Teker teker hepsine girmeyeceğim ama paroksitini görüyorsunuz. Ne kadar ciddi şekilde hazard ratio'yu artırıyor. Özellikle bu tamoksifen kullanan hastalarda
kontraindike gibi bir durumu var. Buna dikkat etmek lazım. Onun için özel onkolojik hastalarda bu önemli bir konu. SSRI ve diğerlerinde tedavi sonlandırılması, bununla ilgili bir kanıta dayalı bir veri yok. Şu kadar verelim, bu kadar verelim diye. Tedavi süresi bilinmiyor. İlaç çekilme sonrası da hani o demin bahsettiğim sinaptik aralıktaki regülasyon ortadan kalktığı için aynı şeylerin geri dönme ihtimali de fazla. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Klonidine baktığımız zaman alfa adrenal reseptör agonisti. Agonistik etkiyle bu sefer dikkat ederseniz sinaptik boşluktaki değişikliklere neden oluyor. Hipertansiyon tedavisi için geliştirilmiş. Bazı ülkelerde sıcak basmaları ile ilgili ruhsatı var. Yani etkileri çok şiddetli değil. Ve önemli olanı sitokrom P450 inhibisyonu yok. Yani tamoksifen alan hastada kullanabilirsin demek bu. Gabapentin bu daha çok santral sinir sistemi kaynaklı nöbetlerde kullanılıyor. Panik bozukluklar, migren, baş ağrıları, titremelerin tedavisinde kullanılıyor. %50 şeklinde bir etkinliği var. Sıcak basmalarıyla ilgili ruhsatı yok ama %50 vakada etkinlik söz konusu. Bu da sitokrom P450 inhibe etmiyor. MMSA, tamoksifenli vakada kullanabilirsiniz. Pregabalin bu antikonvulsan olarak kullanılıyor, üretilmiş bir alan. Randomize kontrollü çalışmalar verilerine göre yararı sınırlı. Sıcak basmaları ruhsatı yok. Etkinliği var. Çok olmasa da bu da yine tamoksifen üzerinde negatif etkisi yok. MMSA'da kullanılabiliyor. Gabapentin ve pregabalinle ilgili sorunlarda endikasyonsuz kullanım ve bağımlılık söz konusu. Ciddi sorunları ve risk faktörlerinde artış var. Çok yani bir paroksidin gibi diğerleri kadar çok rahat kullanım yeri yok. Beta blokerlerde yetersiz kanıt var. Bunun üzerinde durmuyorum. Benim hiç başıma gelmedi. Hiç bu amaçla da kimseyi sevk etmedim ama teorik olarak stellate ganglion blokajı söz konusu. Böyle bir etkinlik var ama pek tecrübemiz olan sıcak basmalarında bir yöntem değil. Diğer seçeneklere baktığımız zaman Benlegral var, fenobarbital var. İçerisinde anestetik bir madde, çok tercih edilen bir madde değil. Bağımlılık açısından da sıkıntılar var. Vera Lipritle de keza o şekilde. Vitamin E'nin çok sınırlı etkinliği var. Bunlar da kullanılabiliyor ama başta sunmaya çalıştıklarımın çok altında ve çok seyrek kullanılan ajanlar. Şimdi bunlar farmakopenik olarak sadece vazomotor flaşların hallolmasında kullandığımız başka yararı olmayan ajanlar. Kullanım yeri var mı? Var ama yan etkilerini her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Bir de tamamlayıcı destek tedaviler var. Tabii bunlar çok fazla. Bunlara tek başına teker teker girmek mümkün değil. Onun için ben nasıl bir tercih yaptım? Kanıta dayalı, randomize kontrollü çalışmaları olan, hakikaten etkisi var olanları seçmeye çalıştım. En sık kullanılan bunlar. Fitoöstrojenler, Black Quash, Don Quai, Hops, Valdiam, Ginseng, Evening Primrose Oil, Sancho's Wort, Ginkgo gibi çok sık kullanılanlar var. Ya bunların hepsi etkili mi? Bir bakalım. Şimdi bu 2010 yılına ait bir yayın. Güzel de bir yayın. Bunu nasıl seçtim? Klinik bulgu var mı? Mekanizmasını. Hani mekanizması belli olmayan, klinik şeyi belli olmayan şeyi bazıları iyi geliyor diye buralarda sizlere takdim etmeyi çok anlamlı bulmadım. Mesela Black Quash çok enteresan. Çok fazla çalışma var. Randomize çalışma var. Yani ben de bu kadar tahmin etmiyordum. Bu agonistik, yani serotoninin
demin bahsettiğim sinaptik aralıkta çoğalmasını temin eden etkisi var. İyi bir etki. Serotonin iyi bir şey. Bunu sağlayan bir madde, herbal madde. Don Quai'de östrojene benzer bir etki söz konusu. Bunda da randomize çalışmalar var. Ops, bunlardan bahsedeceğim. Bu şerbetçi otu fitoöstrojen. Bunda da var randomize çalışmalar ve östrojen prekürsörü ihtiva ediyor. Onun dışında Valdiam'da progesteron var. Progesteronla çok fazla işimiz yok ama çok güzel anlatıldı. Progesteronun sıcak basmalarını engelleyici etkisi vardır. Bunun da altını çizmek lazım. Progesteronla ne işimiz var dememek lazım. Ginseng östrojenik etkisi var. Ha, onun dışında bu çizginin altında kalanların mekanizması falan belli olmadığı için çok üzerinde durmak istemiyorum. Fitoöstrojenlerden bahsedeceğim. Niye bahsedeceğim? Östrojenik ve antiöstrojenik etkileri var. Bunları birazcık semlere benzetiyorlar. Black Kuaş'ta da var bu etki. Niye bunu hemen elime aldım? Herbal östrojenler içerisinde en yüksek östrojenik etkiye sahip olan bu, biyolojik olarak. Herbal östrojen ama en yüksek östrojene bu sahip. Biyoyararlılığı ve bağırsak mikrobiyotası üzerine de etkin. Şu sıralar çok popüler biliyorsunuz. İntestinal flora üzerinde de hormonal etkisi var, düzenleyici etkisi var. Bizi o tarafı çok fazla ilgilendirmese de ciddi östrojenik etkisi var. Ama hiçbir zaman farmakopenik ajanlar kadar değil. Ama en yüksek östrojene sahip fitoöstrojenler. Black Kuaş, onun özelliği bizim için çok önemli olan serotoninin sinaptik aralıkta birikmesini temin eden bir agonistik etkisi var. Bu güzel bir etki. Yayınlara baktığınız zaman da herbal tedavi yöntemleri içinde en fazla randomize çalışmayı içeren ajanlardan biri. Ve çalışmalarda da at flaşlar üzerinde, vazomotor semptomlar üzerinde etkisi var deniliyor. Bu Don Quai Çin melekotu endojen östrojen salgılaması var ama fitoöstrojen veya Black Kuaş kadar arkası sağlam değil. HOPS dediğimiz fitoöstrojenler, östrojen prekürsör özelliği var. Fitoöstrojenler bu gruba giriyor. Gerçekten sıcak basmaları, terleme, uykusuzluk, menopoza girişteki o vazomotor semptomlarda faydalı. Şimdi Black Kuaş'a tekrar dönersek serotoninerjik etkisi var dedik, agonistik etkisi var dedik. Bir fitoöstrojen değil fakat literatür serme benzetiyor. Hem östrojenik hem antiöstrojenik etkileri var. LH seviyesini azalttığı ispat edilmiş, gösterilmiş ki bu önemli bizim için. Hipofizel baskı yaratması vazomotor semptomlar açısından. Dopaminerjik etkisi var ve bazı herbal preparatlarda, Black Kuaş'ta da var. Hep duyarız, okuruz, antikanserojen etki var diye. Bu nereden gelir diye. Bu AH reseptörlerinden çok bahsediliyor son zamanlarda. AH reseptörlerine yapışan herbal veya farmakopenik bir ajan hücredeki onkojenik potansiyeli bloke ediyor. Hele hele bu östrojen tarafından tetiklenen bir onkojenik potansiyelse aril hidrokarbon reseptörünün bloke edilmesi mesela meme siyahı avantajlı bir durum. Östrojen bu reseptörde yer bulamadığı için veya bu reseptörü aktive edemediği için, çünkü ondan evvel Black Kuaş gibi bir madde bu reseptörü kapadığı için antiöstrojen, antikanserojen lafı buradan geliyor. Bu AH reseptörleri çok dağıtmak istemiyorum. Birçok kanserde üzerinde çalışma yapılan bir reseptör. Black Kuaş'ın da afinitesi yüksek buna. Buna yapışma afinitesi yüksek, oradan geliyor antikanserojen etki. Humulus lupulus şerbetçi otu, bu da çok popüler. Bunda da var bu antioksidan, antikanserojen olay. O da xantomol üzerinden gidiyor. Ama bizim için önemli olan etkisi bir fitoöstrojen. Çok kuvvetli bir fitoöstrojen.
artık fitoöstrojenin etkisi nedeniyle sıcak basması ve perimenopozal semptomlara iyi geldiği gösterilmiş, ispatlanmış. Biliyorsunuz bira mayasında çoktur, şerbetçi otu. Orada kaynaklanan bir herbal takviye. Şimdi bu son iki slaytım, Sayın Başkanlar. Vajinal atrofiye değinmek istiyorum. Bu erken semptom değil ama bakın şu üstteki grafik çok güzel gösteriyor. Genellikle menopoza girdikten 4-5 sene sonra ortaya çıkıyor. Çok erken bir bulgu değil ama çok sıkıntılı bir olay. Kadının cinsel yaşantısını etkileyen ve bir süre sonra cinsel yaşantı dışında da ızdırap veren, rahatsızlık veren bir olgu. Birinci basamak çok enteresan. Bakın östrojenlerin vaginada çok etkin olduğunu biliyoruz ama bunlarla ilgili kılavuzu da göstereceğim. Birinci basamak östrojen değil. Hafif ve orta derecede olgular için non-hormonal yaklaşım deniliyor. Bunlar da vajinal nemlendirici ve lubrikanlar. Niye? Bunun önemi şimdi alttaki grafiğe geliyorum. Vajinal kuruluk ve dispareuni ilk belirtileri vajinal atrofinin. Ve bu sıkıntılar nedeniyle cinsel temastan uzaklaşması, kaçınması iyice atrofiyi ve stenozu artırıyor ve yanma, kaşıntı, diz yürü gibi daha atrofiye bağlı semptomlar açığa çıkıyor. Bunun yerine nemlendirici veya lubrikanlarla cinsel temasın devamı sağlanırsa burada cinsel temas vaginal mukozada bir çeşit egzersiz görevi yaparak atrofiyi öteliyor, oradaki kanlanmayı artırıyor ve atrofik semptomların ötelenmesine, ortaya çıkmasına engel oluyor. Bu açıdan hormon da alması sakıncalı olan olgularda veya hormon da alabilse birinci basamak olarak nemlendirici ve vajinal lubrikanlar denensin deniliyor. Devamlı ve programlı kullanım rahatsızlık ve semptomların azalmasına neden oluyor. MSA mesela olgularında bu çok önemli ve başarı ve memnuniyet olduğu görülüyor. Kılavuzlara baktığınız zaman hafif orta derecede olanlarda non-hormonal destek. Birinci basamak burada lubrikan ve nemlendiriciler var. İkincisi farmakolojik tedavi. Tabii aklımıza ne gelir? İlk önce östrojen gelir. Pelvik taban fizik tedavisi. Ama burada bir şey var. Pelvik taban tedavisinden evvel mutlaka medikal veya non-hormonal tedavi yapın. Yoksa son derece ızdıraplı ve hasta için işkence olacak bir fizik tedavi şekline dönebilir. İlk önce oranın hazırlanması lazım pelvik taban fizik tedavisi için. Ha, bu kadar lafı nereden ürettik? Bu kadar lafı namzın var. Bu benim anlattığım basamakları gayet güzel tarif eden 2020 position statement'ı var. EMAS bu konuda aynı kılavuzu destekliyor. Onun dışında COGİ'de ve çeşitli yerlerde de kabul edilmiş bu nemlendirici ve lubrikanların yararlarıyla ilgili ciddi yayınlar var. Bunların bir özü olarak size bu atrofideki sıkıntıyı da non-normal yani nasıl çözeriz onunla ilgili bilgi vermeye çalıştım. İnşallah çok da abartmadım. Bu benim son slaytım, reklam içeriyor aynı zamanda. Tabii ki bir sonraki Haziran ayındaki Menopoz Derneğimizin düzenlediği 4. webinara hepinizi bekliyoruz, katılımınızı. Sabrınız için teşekkür ederek burada ben sonlandırıyorum. Sevgili Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederim. Kendisi gayet güzel bize açıkladı hormon dışı tedavileri. Şimdi çok sorumuz var. Onun için hemen sorulara geçmek istiyorum. Birinci sorumuz Dilek Kıçıman. Östrojen hormonu aldığımda başıma ağrı giriyor ve baygınlık geçiriyorum. Bu nedenle östrojen tedavisi menopoz döneminde kullanamıyorum. Bunun bana artısı ve eksisi nedir? Soru bu. Kim cevap vermek isterse?
kime sorsanı sormamış, ortaya sormuş. Benim konum değil ama bir kere çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Hiç böyle bir şeyle karşılaştılar mı evvelden? Belki o şekilde giriş yapmak lazım. Ben açıklamadan çok, ben de soru soran taraf oldum ama hiç klinik praktisinizde böyle alır almaz baygınlık geçiren bir olguyla karşılaştınız mı? Bir kere onunla başlamak, bilmiyorum, daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Evet, Hakan Hoca, siz herhalde konuşacaksınız. Şimdi tabii östrojen alındığı zaman bu şekildeki bir olayla işin açıkçası çok yani karşılaşmadım diyebilirim. Nörolojik problem yani hocam şöyle ki burada başka bir nörolojik problem var mı? Yani böyle bu arkadaşımız acaba bu konuda nörolojik olarak bir kontrolden geçmiş mi? Başka bir sıkıntı var mı? Migren olabilir mi? Evet. O zaman eğer böyle bir şey tanımlanıyorsa ve hormon kullanımına kontraindikasyon teşkil edecek herhangi bir nörolojik olay söz konusu değilse belki veriliş yolunu değiştirip denenebilir. Yani parenterale geçip o şekilde denenebilir ama bence öncelikle bir nörolojik muayene gerekir böyle bir sonuçta. Yani tek östrojene böyle bir tepki ben görmedim diyebilirim. Erdoğan abi, ben bir cevap verebilir miyim? Benim buna benzer bir hastam oldu. Ama o zaman Premalin vardı sadece piyasada. Tedaviye ilk başladığımız yıllarda. Ve hastanın şikayeti şuydu. Ben Premalin aldığım zaman fenalaşıyorum. Baygınlık geçirmiyor ama beni rahatsız ediyor. Peki dedim, ilacı değiştirdik. İlacı değiştirdikten sonra başka bir preparat verdik. Hastada hiçbir şikayet olmadı. Yani östrojen değiştirdi. Fakat bir müddet sonra, hatırlarsınız hepiniz, Premel diye aynı Premel'in içinde bulunduran başka bir ilaç çıktı. Tekrar ona başladım yeni bir ilaç diye. Aynı şikayetleri tekrar hissetti. Yani çok nadir olarak buna benzer şikayetler oluşabiliyor. Ve benim de başımdan geçen bu olayı anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Başka cevap verecek kardeşimiz olmadığına göre bir ayrı soru sorayım. Hayrettin Güler, Klimara peç dışında parenteral östrojen var mı? Östrovajel Türkiye'de yok diye biliyorum. Engin, ne düşünüyorsun sen bu konuda? Östrovajel şeyde Rx Pharma'ya bakarsanız var gözüküyor ama piyasada yok bildiğim kadarıyla. Ama Evet. Çok eczane getiriyor yurt dışından, kolaylıkla getiriyorlar. Çok rahat asla kullanıyor. Estrojen kullanılabilir. Fakat tek sorun, bunların biliyorsunuz ki deriden eminimi çok değişken. Kişiye göre çok değişiyor. Kilosuna göre çok değişiyor. Yüzey eminime göre çok değişiyor. Bu yüzden hiçbir zaman bunlar ilk seçenek olmamışlardı. Fakat son yıllarda özellikle bunları kim daha çok kullanıyor? Fonksiyonel tıpla uğraşan arkadaşlarımız çok daha fazla kullanıyor. Benim gördüğüm gerek reçette gerekse günlük hayatta pratikte. Dünyada çok tercih edilen, ilk sıra tercih edilen ilaçlar değil. Sadece alternatiflerden biri östrovajen. Onun dışında parenteral maalesef yok. Bizde diğer hiçbir şekilde diğer şeyler, demin saymaya çalıştığım hiçbiri Türkiye'de maalesef yok. Sadece transdermal var. O da zaman zaman var, zaman zaman yok maalesef. Zaman zaman yoka giriyor. Tek preparat olduğu halde. Evet. Estravajel Türkiye'de şu anda yok. Eskiden peynir ekmek gibi kullandığımız bir maddeydi, vardı ama sonradan gelmiyor artık şu anda Türkiye'ye. Yine de parenteral tedaviler arasında gerek doz ayarlaması açısından gerekse rahatlık ve konfor açısından aslında güzel bir ilaç. Ve sanırım Türkiye'ye getirmek üzere ya da burada bir üretim yapmak üzere ilgili lisanslarını alarak bazı girişimler var diyebiliyorum. Ama henüz daha sonuçlanmadı. Yani daha Türkiye'de satış aşamasında olan bir preparat yok jel olarak. Yurt dışında var ama. Fransa'da ve Almanya'da özellikle primer olarak. Diğer bir soruya geçiyorum. Suna Kabil Kuçur, sayın hocalarım çok güzel ve faydalı oturumlar için çok teşekkür ederim.
mikroprogesteronun vajinal uygulaması ile ilgili görüşleriniz nedir? Ben cevap vereyim. Evet. Şimdi mikronize progesteron vajinal kullanabilirsiniz. Aslında vajinal jel de var. Türkiye'de yok biliyorsunuz şu anda. Yakın zaman kadar vardı ama şu anda yok. Mikronize progesteron vajinal kullanabilirsiniz. Onda da benzer etki elde edebilirsiniz ama daha çok dünyada vajinal progesteron çok az kullanılıyor hormon tedavisinde. Daha çok tercih edilen şu anda oral mikronize progesteron kullanmak. Demin de söylediğim gibi Hakan Hoca da zaten söyledi. 100 ila 200 mg veya didragosteron kullanabilirsiniz. Şu anda bence kullanılması gereken iki tane preparat var. Diğerleri kullanılmamalı bana göre. Ya mikronize progesteron ya da didragosteron kullanılmalı ama vajinalde kullanabilirsiniz. Bir zararı yok yani. Efendim şimdi 3 tane konuşma dinleyicimiz var. Bir tanesi Doktor Elçin Yıldıran. Herkes menopozun içinde bizim kadar 25 senedir uğraşmış bir kişi. İkincisi Sayın Profesör Doktor Bülent Gürekli ve Sayın Profesör Kadir Güzü var. Bu üçü de sadece soru yerine bize konuşmacılara teşekkür etmişler. Bunlara da ben de onlara dinledikleri için teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir soru var. Engin Tufan. Hocam Tibolon ve Östrofen, Ovestin piyasada çok bulunmuyor. Acaba üretimiyle ilgili bir sıkıntı mı var? Soru Hakan Seyisoğlu'na galiba. Aslında Engin sen istersen ya, bu soruya bir Engin'le sorun. İkiniz zaten iç içesiniz. Hanginiz cevap verirseniz mutlu oluruz. Şimdi Tibolon da yok aslında ama gene farmakopeye baktığınız zaman, Rx Medifarm'a baktığınız zaman var gözüküyor ama benim bildiğim kadarıyla yok. Hatta son zamanlarda birkaç hasta yazmak istedim, bulamadılar maalesef hastalar. Tibolon hakikaten bizim gençliğimizin ilacı. Çok da kullandık, çok deneyimimiz var Cerrahpaşa grubu olarak. Çok ve bunun için araştırmalar da yaptık. Ama sıkıntı şu. Tibolon'un özellikle cinsel anlamda özellikle cerrahi menopoz sonrası çok kullandık ve çok da işe yarıyor. Hafif androjen etkisinden dolayı. Fakat meme kanseri riskini arttırdığı ortaya konuldu ve özellikle slide'da da belirttim. Yaşlı hasta 60 yaş üzerinde stroke ve trombemo riskini arttırdığı ortaya konuldu. Bu yüzden de biraz geri çekildi ama dünyada hala birçok yerde kullanılıyor Tibolon. Ve dediğim gibi bence de piyasada olması gereken bir ilaç. Ama şeyi anlayamadım hocam. Ovestin mi dediler? Onu anlayamadım soruda. Bakayım. Ovestin dedi. Yani. Evet, Ovestin. Ovestin değil mi? Evet, Ovestin. Tibolon'da bir ilgisi yok ama soru şeyi anlamadım hocam. Soruyu anlayamadım yani. Ovestin piyasada niye mi yok diyor. Piyasada yok herhalde diyor. Onu soruyor şey gibi. Evet, piyasada yok diyor. Yok. Ama hani Tibolon'la ilgili bir ilaç değil. Östrojen, öbürü de Tibolon az östrojen, az progesteron, az androjen diyelim. Yani Ovestin'in şeyi var, muadili var. Ötekisinin yok. Ama Ovestin yerine vajinalde, oralde kullanacağımız muadiller var. Yani çok büyük eksiklik değil bana göre. Bizim en büyük avantajımız şu olmasa Vagifen var, 10 mikrogram. Evet. Dünya ile birlikte. Evet. Aslında 25'ti. Şu an 10 mikrogram gerçekten gerçekten işe yarıyor ve bizi çok kurtarıyor. Onlarda işe yaramazsa da Osfena, ben zaman zaman hastalarımda kullanıyorum. Senede birkaç hasta gidip alıyor. Fransa veya Almanya'dan özellikle 60 mg Amerika'da var. Fakat onun da riski maalesef tromboz, tromboemboli riskini artırabiliyor bir miktar. Ama demin de söyledim, 2013'te onay aldı. FDA onayı var. Kullanılabilir. Meme kanserli olgularda tercih ediyorum ben. Meme kanserli olgularda vajinal atrofide işe yarayabiliyor. Biraz pahalı bir ilaç. Bilmiyorum hocalarım ne düşünüyor. Onlar da fikirlerini söylesinler. Bak Vagifem için şöyle bir şey söylenmişti ilk zamanlar. 10 mg'a düştüğü zaman 25'ten hormon tedavisi gören bir kadının bir günde aldığını Vagifem'le bir yılda alıyor. Vagifem kullanarak diye. O bakımdan gayet emniyetli kullanabilirsiniz diye ilk lansmanında yurt dışında bir toplantıda
şahit olmuştum. O şekilde anlatılmıştı. O bakımdan riskli hastalarda kullanılabilmesi veya çok dozları düşürdüğümüz için vajinal dokuya yetmiyor düşürdüğümüz doz. Onun için vajinal destek de gerekebiliyor bu yönden. Onun için rahatlıkla kullanılabilir. Bir şey söyleyebilir miyim ben bu konularda? Tabii. Şöyle ki bu özellikle vajinal preparatların kullanımında ki 10 mikrogramdır o ultra düşük doz. Eskiden evet. 25 mikrogramlık vardı, şu anda 10 mikrogramlıklar var. Gerekse ospemifen yani bir serum grubu ilaç. Bu da yine kullanılıp dispareuni açısından o FDA onayı almış olan bir ilaç. Yani dispareuni yakılması olanlardaki olan hastalarda, kadınlarda kullanılmak üzere. Engin'in de söylediği gibi biraz mali açıdan yüklü bir ilaç, pahalı bir ilaç ama sonuçları çok 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 iyi bu ilacın. Umarım bu da yine Türkiye'ye gelir ve kullanırız belki daha maliyetli, daha az maliyetli olarak. Bu tür ilaçlar gerek şu anda vajinal olarak etkiyi düzeltecek ilaç Türkiye'de Vagifem var. Bir de biraz evvel bahsedildi Ovestin, sistemik kullanıyorduk eskiden ama şu anda çok öyle bir kullanımı yok. E3 formudur o, östriyoldür. Bunun vajinal preparatları var ama hiçbir zaman için aktif östrojen kadar etkisi yok. Bu çalışmalar genellikle vulva ve vajinanın sağlık indeksleri ve vulvanın görünümüne bağlı değerlendirme skalalarıyla sonuç veriyor. Bunların içerisinde en güçlü, bu yönde en güçlü etkiyi yine ospemifende görüyoruz yapılan çalışmalarda. Ama eğer ospemifenin kullanılamadığı durumlarda ikinci tercih olarak tabii ki Vagifem, ultra düşük doz Vagifem devreye giriyor. Oradan da elde edilen sonuçlar iyi ama dispareuni açısından bakacak olursanız, yani hastanın esas yakınması dispareuni ise Vagifem'e göre bir derece daha iyi ospemifen sonuçları. Bir şey ekleyebilir miyim burada? Tabii. Şimdi bir de bir soru daha var. Hocam yani, Engin bir şey eklemek istedim. Pardon Engin'ciğim, buyurun. Estağfurullah. Sezai Hocam, slaytların birinde sizin söylediğiniz vardı. Benim slaytlarım hızlı geçti, son slaytları. O cümle vardı aynen. Onu evet. Tekrarlamakta fayda var. Çünkü Vagifem'le evet. Beraber çok soruluyor bu asistanlar ve uzman arkadaşlar. Beraber progesteron kullanalım mı? 25'liğinde bile haftada iki kez aldığınız zaman bir miligram 17 beta estradiyole eşdeğer doz alıyorsunuz. Bir yıl boyunca alıyorsunuz. Haftada iki kez 25 alıyorsunuz. Ve sadece topu bir miligrama eşdeğer. O yüzden endometrium korumasına gerek yok. Bu önemli. Bir de belki siz onu demek lazım. Bu da çok soruluyor asistan uzman arkadaşlarımdan. Sistemik tedavi artı lokal beraber yapılabilir. Korkmaya gerek yok. Ben çok sık günlük hayatta yapıyorum. Bilmiyorum Hakan abi ve diğerleri de fikrini söylesin. Yani hasta sistemik tedavi alıyor. Yetmiyor. O zaman beraberinde Vagifem gerçekten çok işe yarıyor. Evet. Ben de aynı fikirdeyim Engin. Ben de hastalarıma hormon replasma tedavisi alanlarda vajinal yoldan da Vagifem'i kullanabiliyorum. Vajinal yolu destekleyici olarak ihtiyaç halinde verebiliyorum. Şimdi Elçin Çetingöz şöyle bir soru sormuş. Östrojen peç 50 mikrogram piyasada bulunmuyor. 100 mikrogram peçler için eklenecek progesteron dozu ve süresi konusunda ne düşünürsünüz? Ne öneriyorsunuz? Düşük doz başlamak istesek ne yapmalıyız? Ben bir şey söyleyebilir miyim Engin? Daha sonra Engin de katkıda bulunacaktır buna büyük bir olasılıkla. Evet, hep konuştuğumuz şeyler bunlar maalesef bu ilaçların Türkiye'deki teminleri açısından bir takım sıkıntılar olabiliyor. Yani firmanın Türkiye'ye getirmesinde aksaklıklar olabiliyor vesaire. Sanırım şu aralarda da normal doz olan yani 3.9'luk yani 12.5'luk diye tanımladığımız yüzeye göre baktığınızda santimetre kare
3.9'luk diye geçer. Bu klasik dozdur, normal dozdur. Bir de Ford diye olan üst iki katı vardır bunun, Klimara'nın. İsim kullanıyoruz ama başka patch olmadığı için. Sonuçta tabii ki eğer başka şansımız yoksa ve parenteral kullanmak için bu patchleri kullanmak zorunda isek, bu patchler aslında matrix patch'tir. Yani matrix patch'ten şunu kastediyoruz. Rezervuar patchleri kesemezsiniz. Rezervuar patchleri keserseniz içindeki o sıvıyı boşaltırsınız. Dolayısıyla hiçbir işe benzemez. Matrix patchler özel bir sistemdir ve hormon emdirilmiş bir takım maddeler içerir. Bir membranı vardır. Ve bunu ikiye keserek ya da üçe keserek, tabii eşit olarak zaten işaretleri vardır onun arkasında, keserek de doz ayarlaması yapılabilir. Yani şimdi, eğer başka bir imkanımız yoksa bu Ford'u örneğin tamamen ikiye kesip yapıştırdığınızda da yine klasik doz kadar, çünkü onun yüz ölçümü önemli, aynı sonucu alabilirsiniz başka imkanınız yoksa. Şimdi Havva Yılmaz kardeşimizden bir soru var. Hocam buraya bir ekleme yapmak lazım belki. Evet Engin. Engin sen... Şimdi... Evet, şuraya ekleme yapmak lazım Hakan Hoca'nın söylediklerine. Şimdi burada doz kavramı önemli. Şimdi 50 transdermal standart doz. 100 yüksek doz, 25 düşük doz. Dünya aslında 25 kullanın diyor. Demin de söylemeye çalıştım. Şimdi siz burada 100 kullanmaya çalışıyorsunuz. Bakın projesteron, arkadaşım sormuş, projesteronun dozu önemli değil. Protektif etkisi günle anlaşılıyor. Yani dozu artırmanız gerekmiyor. Yani buradaki 100 ve 200 mikronize progesteron veya didregesteron 10-20 mg'ın değişmenize gerek yok. Yani klimarayı veya başka bir şeyi artırdınız diye progesteron dozunuzu artırmanıza gerek yok. Böyle bir tavsiye yok. Sadece gün önemli burada. Yeteri kadar sekansçlı kullanacaksanız yeteri kadar o günde en az 12 gün, ideali 14 gün kullanmanız lazım. Benim kendi yaptığım, biraz evvel başka bir doktor arkadaşım bana şimdi WhatsApp'tan sordu. Hocam klimara şey bulunmuyor, Ford kullanım ne yapıyorsunuz siz diye sordu. Ona şöyle cevap yazdım ben. Bu tabii tartışılır, bu benim kendi şeyim. 55 yaşın altındaysa ben değiştirmiyorum. 55 yaşın üzerindeyse 10 günde bir değiştiriyorum. Daha geç de etmeye çalışıyorum. Bu benim yaptığım kendi ampirik bir uygulama. Dediğim gibi biraz daha düşük doza ulaşmaya çalışıyorum. Ama burada şu önemli. Engin dondu galiba. Ben bir soru daha sorayım. Sonra gelince devam etsin. Merhaba mikronize, Hayrettin Güler. Merhaba mikronize progesteron, hidrogesteron, meme kanseri risk açısından continue ya da kesintisiz kullanımının farkı var mıdır? Kesintili olması lazım bunu. Kesintisiz yazmışlar. Farkı var mıdır? Fatih Hoca sen de buna cevap ver bari. Memnuniyetle. Zaten mikronize progesteron ve diğer sorulan progesteronun tercih sebebi meme kanseri açısından daha az risk taşımaları. Buradaki yapılan açıklama da mesela androjenik etkisi yüksek olan levonorgestrel gibi androjenik etkisi yüksek olan progesteronlar seçildiği zaman memede sülfataz yolağı üzerinden veya şöyle diyelim mikro çevrede meme dokusu içerisinde androjenlerin östrojene çevrilme oranı sizin sistemik veya transdermal östrojen verdiğinizden çok daha yoğun ve biyolojik aktivitesi de çok daha tesirli oluyor. Onun için bu doğala yakın veya mikronize progesteronlar verdiğinizde bunların androjenik özellikleri son derece düşük olduğundan mikro çevrede bunların östrojene aşırı miktarda yani serumdan daha yüksek şekilde östrojene çevrilme şansı yok. Tercih sebepleri budur. Onun için bunları kesintili, kesintisiz devamlı vermekle diğer progesteronlarla mukayese ettiğiniz zaman meme üzerine istenmeyen etkileri çok azdır.
benim vereceğim cevap bu. Kesintili ve kesintisiz tedaviler arasında yapılan birçok çalışmalarda bize şunu söylüyor. Tabii yani progesteronu ne kadar uzun süre kullanırsanız riskinizi o kadar arttırabilirsiniz deniyor. Şimdi bu soruda mikronize progesteron bir, veriliş yolu parenteral, bir yanlış anlamadım değil mi? Parenteral mikronize östrojen, progesteron kullanımı. Hocam soru bu muydu? Sanki genel sordu gibi geldi. Parenteral değil de mikronize ve diğerinin verilme şekli kesintili. Şimdi diye bir tercih yapıyorum. Burada kesintili tedavilerde meme açısından riskin daha az olduğu, hangi progesteronu kullanırsanız kullanın, bu birinci kademe. İkinci kademe, kullandığınız progesteron tipi ne bakacaksınız? Kullandığınız progesteron tipi doğal progesteron ya da diprogesteron ise zaten continuous ya da kesintili olarak kullandığınızda çok anlamlı bir fark olmayacak. Çünkü kullandığınız progesteron iyi bu açıdan. Ama genel olarak soruyorsanız ben siklik tedavimi kullanayım yoksa continuous tedavimi kullanayım, hangisi meme açısından iyidir? Yapılan çalışmalar siklik tedavi yönünde bilgi veriyor bize. Ama istatistiksel açıdan bakarsanız ikisinin arasında anlamlı bir fark bulmuyorsunuz aslında. Yani kesintili tedavi belki istatistiğe vurduğunuzda anlamlılık olmasa da bir miktar daha düşük gözüküyor ama hani mutlaka meme açısından mutlaka bu hastaların hepsine kesintili tedavi verin diye bir kural sadece buna dayanarak yok. Ama uyguladığınız progesteronda var. Şimdi zamanımız daraldı, onun için birer Engin kardeşim siz devam et, yarım kaldı sözünüz, devam etmek ister misiniz? Yok hocam, ben bitirmiştim, teşekkür ederim. Peki. Şimdi son bir soru diyelim, son üç soru soracağım. Zuhal Özgit, HRT oral alımının her gün değil de gün aşırı veya 3 günde bir kullanımı için ne düşünüyorsunuz? Ben mi söyleyeyim hocam? Sen kim söyleyeceksin? Yani böyle bir tıbbi bilgi yok. Böyle bir öneri de yok. Hiçbir guideline'da benim okuduğum yıllar içinde. Ama halk arasında bu hastalar bunu çok yapıyorlar. Özellikle hastalar yapıyorlar. 2 günde bir alıyor, 3 günde bir alıyor. Bazen almıyor, 3 hafta alıyor. Almıyor. Evet. Sadece bir yer alımını değiştiriyor. Onu fark ediyor. Dediğim gibi constant bir de seviyesi olmuyor o şeyin, o östrojenin. Vazomotor semptomlara negatif etki yapıyor böyle kullandığı zamanlar pratikte, ama böyle bir tıbbi bilgi söz konusu değil. Yalnız bir şey ekleyebilir miyim Engin bu konuda? Tabii. Şimdi şimdiye kadar hep endüstri bize ilaçları dayatmıştı. Tek dayatılan ilaç Ettinger'in başladığı ve low dose kavramını başlatan hocadır. Ve bunun ilk başlangıcı, yani tedaviye başlangıcı gün aşırıyla başlamış. Yani gün aşırı vererek başlamış tedaviye. Daha sonra low doza ve daha sonra da bildiğimiz ultra low doza geçilmiş. Öyle bir anekdot var bu konuda. Onu söylemek istiyorum ve bu konuda da çok yaygın olarak kullanılan bir şey. Yani gün aşırı, 3 günde bir, 2 günde bir, çünkü bu tailoring dedikleri kişiye özel tedaviyi planlarken dozu ona göre ayarlamak açısından böyle bir davranış ve yaklaşım var gibi görünüyor ortalıkta. Ben bir katkıda bulunabilir miyim bu soruya? Tabii. Tabii, buyurun. Hormonun azalması, yani hep konuştuğumuz hormonun azalması değil mi? Hormonun flüktüasyonu da benzer etki gösteriyor. Yani bütün sistem açısından ve özellikle hipotalamustaki etkileri açısından, santral sistemdeki etkileri açısından hormonun azalmasıyla hormonun flüktüasyonu aynı etkiyi gösterebiliyor. Bu nedenle mesela çok oynatırsanız düzeyleri, oluşturduğunuz flüktüasyonlar aslında iyi geliyormuş gibi gelip zeminde östrojenden etkili sağlayacağınız faydalı etkiyi bozabiliyor. Bu sebeple flüktüasyon oluşturulmaması
tercih sebebi. Çünkü günümüzde kullanılan özellikle östrojenler doğala yakın olan östrojenler olduğu için metabolizma hızları biraz daha fazla. Bu nedenle ara verdiğiniz bir gün dahi olsa belirgin bir fluktüasyon oluşturuyorsunuz. Bu nedenle yapılan hiçbir çalışmada 2 gün kullanalım, 3 gün keselim, 5 gün kullanalım, 6 gün keselim gibi bir yaklaşım pek kabul edilmiyor. Yani başladınız mı non-stop aynı dozda devam edilmesi tavsiye ediliyor. Ya niye kesiyorsunuz? Onu anlamış değilim. Yani hani neden? Ben de anlamadım ama soru geldiği için size ileteyim dedim. Teşekkür ederim. Elçin Çetingöz'ün bir sorusu daha var. Menopozda cinsel işlev bozukluğu ve diğer sıkıntılar açısından dehidroepandrosteron, testosteron kullanımının ve yani testosteron kullanımının süresiyle ilgili kısıtlama var mı? Riskleri nelerdir? Şimdi benim son slaytlarımda vardı o gösteremediğim. Dehidroepandrosteron aslında menopozla ilgili değil. Aging ile ilgili bir olay yani. %70-80 civarında azalıyor. Menopozun buna katkısı %10-20 olduğu düşünülüyor. 25 ila 50 mg kullanılabiliyor. Fakat baktığımız zaman önerilmiyor çoğunlukla. Çünkü bir süre sonra kümülatif etkisiyle beraber ciddi oranda androjen birikiyor kanda. Ve biriktiği için de bu yüzden de sıkıntı yaşayabiliyor. Ve yanaklar daha fazla artıyor. O yüzden dünyada çok fazla tercih edilmiyor. Ama özellikle anti-aging kapsamında çok dünyada kullanılıyor. Menopozda çok endikasyon yok benim şeyim, benim bilgim. FDA onayı alamadı zaten değil mi Engin bu ilaç? Hayır. Bir türlü. Bir türlü FDA onayı alamıyor. Hiçbir testosteron türevi FDA onayı almadı şimdiye kadar. Evet, evet. O yok kesin yani. O yüzden de verecekseniz de diyorlar mutlaka şeyi kontrol ederek verin. Yani testosteron çünkü bundan sonuçta geri dönüşüme testosteron ve androjene dönüşebiliyor. 20 ila 80 arasında olması lazım. Ama kritik olarak bakarsak guideline'lar kullanmayına getiriyor. Evet. Sevgili konuşmacılar çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. Bu arada ben bu webinarımıza destek veren Abbott firmasına, ITF ilaca, Bionerica'ya, Exeltis'e, Nobel ilaca çok teşekkür ediyorum. Bu webinarları yapmamızı sağladı, sizlere ulaşmamızı sağladığı için. Sezai Hoca bir şey söylemek ister misiniz? Ben de Global Turizm ve Rauf evet. Bey ve arkadaşlarına bize kesintisiz ve sıkıntısız bir webinar sağladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ve dinleyicilere evet. Ben de teşekkür ederek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.